Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Adı üzerinde olan kalbimizi değişen ve dönüşen ve dönüştürülen ve dönüştüren kalbimizi rızası dairesinde hizmet imanı Kur'an'ı sabit kılsın. Kalp dönüştürmek demek. Aynı zamanda dönüştüren dönüşebiliyor. Melekler dönüştüremedikleri için dönüşemezler. Hayvanlarda da öyle. İnsan dönüştüren olduğu için dönüşendir. <laughs> Dönüşen dönüştürme yetkisini alıyor. Yani risk almak o demek risk. İşte o sabittir çünkü kendisini bilmiyor. Makine dedin ya. Aslında doğru böyle bakarsak bütün melekler de dönüşüyor ama <laughs> kendini bilmediği için dönüşemiyor. Evet. Doğru. İşte nakış i̇şte dönüştürüyor makine ama kendisi dönüşemiyor. İnsan camidir. Dönüştürürken şey insan dönüşüyor. Var mı böyle bir şey? Onun sabitiyeti diye bir soru geliyor. He? O zaman sabitiyeti nedir diye bir soru geliyor. Kemalata doğru, fıtratına doğru hareket etmek. Sabitiyet değil ya. Yani. Ama sabit işte. Hedefini iş yapmak. Dönüştürürken böyle bir makine var mı? Kendisi kendisinden çıkıyor, değişiyor. Öyle olursa o makinalığı biter. Ya böyle bir şey. İnsan. Çok tuhaf ya. Bir daha. Dönüştürürken dönüşüyor. İnsan. Yapay zeka Evet. Ya zeka dedin. Yapay akıl yok. Akıl yapıyor bunu. Boşayım yapay zeka dönüştürsen dönüşüyor ya. Evet. Te te evet. Yani bak zeka diyorsun. Yapay zeka da çıkacak bir gün ben kendi kendimi... Yani, <laughs> Maliki inniyle <laughs> <ya>, demesi lazım. <laughs> İlk yapay zeka yüklendiği robot da çıkıp şey diyecekti. İnsanlık yoktur. Zaten ondan korkuyorlar <laughs> ya. <gülüyor> Derken, yani. bugün ay yani, tebrik davasına girerse diye korkuyorum. Ben size bir şey yapayım, okuyayım. Latife Rabbaniye kaynağı eskiler El Hakim ismine Hakim dur demişler. Kaynağı Hakim. İyi çekiyor. Peki e, Latife Rabbaniye vicdanın anası ve erbası gibi ayıranlar kimler? Nereden zaman çıkmış bir kez hmm. Üstattan önce söyleyen. Onu bilmiyorum. Üstad söylemiş gibi duruyor. Çünkü alıntı olsa Üstad derdi. Demişlerdi evet. Falan diye. Felanca dediği gibi. Şadi gibi derim diyor. Var ya. Mevlana gibi derim. Alıntı olsa diyor. Edebit, Geçti. Demişler gibi. Edep terbiye odur. Ama aynı zamanda ruhun dört havası diyor. Devam ediyorum. Namazdan önce abdest alınması tövbe işarettir. Tövbe işarettir. Bedenin abdesti işte suyladır. Aklın abdesi tefekkürdür. Vicdanın abdesi tarafkirliktir Vicdanın abdesini söylüyorum. İbadetullah'tır, marifetullah'tır, muhabbetullah'tır, muşaadetullah'tır. Hepsinin cemi el-hubbu fillah ve'l-buzu el fillah'tır. Vicdanın abdesi kalbin abdesi küfrü terk etmek, imanı kabul etmek, yani imana girmek duygulardır. Ruhun latifi şey abdesi, ruhun abdesi şunatı şunatı. Diman ne Diman tefekkür. dimağın Diman abdesi tefekkürdür. Hulasa edersek çok hafif. Bedenin abdesi sudur. Aklına abdesi tefekkürdür. Vicdanın abdesi tarafgilliktir taraftır. E, kalbin abdisi imandır. Ruhun abdisi e, muhatab ilahi olmaktır. Abdest. Enenin e, abdisi hep bunların arkasına geçip kendini kendinde seyredip kendini kendine inşa edebilmektir. Latife-i Rabbani'nin kaynağını eskiler el-Hakim dur demişler. Bak onu naklediyorum. Onlar demiş. Namazdan önce abdest alınması tövbe işarettir. Ve tekbir ula yani namazın ilk girerken tekbir. Namazın içindeki hareketlerde de tekbir var ya Allah'u Ekber Allah, Allah ama baştaki tekbir lafzen aynıdır. İçerikleri farklıdır. Tekbir ula ilk giriş ne teveccüh ilahi işarettir. Rabbine yönelmektir. İrciyi. Yani dön Rabbine. Yön onun bedensel halidir. Akle teveccüh ilahidir. Bu tekbirle alemi nasut olan şahadetten huruç ile alemi melekuta doğru doğrulmuş olur. Alemi nasut demişler. Yani buradan alemi nasut olan şahadet. Bizde alemi şadet, eskiler alemi nasut, sonra alemi melekut demişler. Yani tek bir ulada alemi nasut olan şadetten huruç, çıkış, alemi melekuta do, duhul, dahil olmak, oraya doğmak, en azından simgeselliğini yapmak. Badehu, ru, rukuya intikal etmek, alemi ceberuta, alemi ceberut. bizde ee, biz de e, lefi mahfuz. Secde intikal alemi lahut. O da A, arş. Arş-ı azam. Vusulün işarettir. İşarettir ki bunlar vatan asline vusulüne vesile olanlardır. Vatan asline hepsinin sonucu vatan asline seyahati anlatır. Aslına doğru insanın dönüşüdür. Namazın altı hareketi, semavatın altı günde yaratılmasına. Rabbani vasıf kazanmış lahut boyutu olan. Yani latife-i Rabbani nedir? Ee, Rabbani vasıf kazanmış. Kafirde zaten yok bu. Eee... Latifleşmiş, cana bak bize, bizimle bize bizimle bize uygun konuşma yolu. Ee, aynı zamanda e, insanın paraleli var yani, kendi insanın paraleli var. İnsan büyük insandır, şey büyük kainattır, İnsan, kainatı suudur. Büyük insana dönüşündeki yöntemdir yoldur. Büyük insan olmanın ilk adımıdır. Latife-i Rabbaniye. Yani yatsı namazına ben bu aleme girdim diyor. Sonra ne yaptı? Adım adım söylüyor. Sonra alem ufaldı, 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 ufaldı. Bu insan. İnsan ekber ufaldı, ufaldı. Sonra gözükmeyecek kadar ufaldı diyor. Sonra bir tek şey gördüm diyor. Şahsiyeti, şahsiyeti Ahmediye mi diyor, Muhammed mi diyor. Çok önemli orası şahsiyetim. Diyordu, ne evet. Yani gidesen, kapat. <laughs> he? Ne olur? Nasıl? Yani şey, ne olur? Şöyle olur. Ahmet, mesela Ahmet olur mesela? eğer Muhammed dese Nuru Muhammed'i girdiğini çaktırmadan söylüyor. Muhammed dese Nuru Muhammed'i girdi. Çünkü insan değil o. Yani Beşeriyet'ten çıkmış. Adi Beşeriyet'in ve bazı çıkmış. Sıyrılmış. Kendisinin kendisinin arkasına geçtiğini anlamına geliyor. Yani o tabirlerdir. O tabirler ehline mesajdır. Evet. Elif Lamim, Elif Lamra, Nun gibi harfler ehliyle konuşmak olduğu gibi. Ustad o kullandığı Ahmet Muhammed kullansa. Kainatın arkasına geçer Ahmet olursa. Kainatın arkasına geçer. En, enesindedir. Eğer Muhammed ise kainattan da çıkmış, kendisi kendisinden de çıkmış oluyor. Kendi sürecini seyreder. Kendisini evet. kendisiyle seyreder. Muhammediyim diyor. İşte. Şey. Evet. O bizdeki hayal. O alem misaldeki hakikatiyle. Mesela gelani çıkmış çıkmış. Mesela kıbleye karşı ayağını öyle şey yapmış çocukken. Gitmiş düzeltmiş. O yetkiyi yani oralara geçen kendi geçmişindeki yanlış davranışlarını şeyleri düzeltiyorlar. Yani tövbenin mahiyetine geçiyorlar. Tövbenin bir sureti var dille. Bir de eylem var. Bir de içeride tazaru var. Bir de hakikati var. Bir de tövbenin mahiyeti var. Hakikatına tövbeni geçtiğin zaman gidersin o günahı düzeltirsin sen. Gitmeden, mi? Gitmeden nasıl düzelteceksin? Orada burada. yani tabii ama bu bizzat gidip ayağını böyle kaldırıyor. Ya. Çok tuhaf ya. Al istemez misin Allah bir ve sebep olsa da benimle konuşsa. Veya ben konuşsam ya. Bir şey desem de. Onun duyduğuna inansam. Yani duvada, tazaruda nazlansam. İllatife-i işte. İstemez mi benimle konuşsa? Peki konuştuğuna delil nedir? Şu anda konuşturtmasıdır. Seni de dinlettirmesidir. Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır. Nerede söylüyor? Mektubatta diyor ki sessizce kainat Allah'ın sessizce konuşması ve konuşturmasıdır. Diyor. İnsan havaya nasıl ihtiyacı varsa Latife-i Rabbaniye de Rabbaniye'nin de namaza öyle ihtiyacı var. Peki nerede eğitim alır? Nerede latifleşir? Nerede aktif olur? Latife-i Rabbani namazda olur. Hepinize söyleyeyim. Hepinizde çalıştığına delil yapayım. Latife-i Rabbaniye çalışmasının en güzel delil manalar, ekseri manalar hepinizde namazdaki. Namazda o kadar inceleşir tefekkür, o kadar inceleşir ki Rabbim biliyor. Bunu ben neyi kastettim, Bu tespitlerin yüzde doksanı namazda gelmiştir. Namazda her, gelen doğru mu? namazda her gelen doğru olup olmadığını şeriata kıyas edersin ama Namazda gelen o vehim ve vesveseyi tefrik ettikten sonra hepsi doğrudur. Vehim ve vesvese de musallat oluyor ya. O hariç, o hariç hepsi doğru. Tespihat da ikinci derecede. Yani kutsi şeylerden zirve bu yani. Sen daha derste de oluyor. Mana gelmiyor mu? Allah'ın seninle konuşmasıdır Yani ilham Allah'ın konuşmasıdır ya. Latife-i latifleş, seni latifleştiren şeydir ya. Mesela diyor bir yumuşatıyorlar evet. adamı. Ya gel ya. Gel kızma ya. Gel ya rahat ol ya. Gel kendini ya? Gel abi Gel abi. Gel, abi. gel bir şey yapalım. Yumuşuyor ya. Seni yumuşatıyor Allah. Rabbani sıfatı da muhtemelen rubbiyetle yani. Evet. yani. Yoğurması, şekli şemale getirmesi. Yani Allah bir de şey hatırıma geldi böyle. E, i hayali ak akılda ya. Allah Allah olduğunu zevk ettiren şeydir. Dima yani Allah anlayışı çoğu Müslümanlarda bizde de hayal gibi. Ama vicdanda uyanırsa Latife-i Rabbaniye yani Allah Allah olduğunu hayal olmadığını çok geçek olduğunu dokunuyor ya. Yani. Hissediyorsun sanki böyle e, tevhidin buranları e, topraktır havası nur gibidir diyor ya. Yani rüzgarı görmüyorsun ama yalıyor seni yani böyle. Buradayım diye hissettiriyor böyle. Hissediyorsun. Buradayım der gibi Allah. Hissediyorsun yani. O kadar acayip bir... Onun delili nedir? Huzur ya, yani. Huzur. Böyle bir huzur, bir şey veriyor. Böyle bir nesimi, bir rüzgarı böyle biz... Hepinizde olur hepim çok şükür. Öyle... Sanki böyle... Dokunur rüzgar ya sabah balkonda tespihat yaparken. Ha yani böyle bir şey işte herhalde. Eee buradayım ha. O oh, huzur haz olur. Eee ruhta huzur olur. Haz olur. Hazır olduğu için. Yani o huzur haz eee Latife-i Rabbaniye özert, e, yani vicdanda ama vicdanın e, özelinde de Latife-i Rabbaniye de Bu yolla yapılıyor. yapılıyor. He Latife. O acayip yani Allah. Hani diyorum ya diyeceğim bir yol olsa da bir konuşsam ya bu marziyatı nedir benden? Yani Allah benden ne istiyor veya bir sebep olsa da konuşsam veya ya et tenzulat ilahiyye taala okulul beşer var ya yani insanların seviyesine inse de yani böyle Allah nasıl bir şey ya biraz hissetse ya konuşsa benle konuşsa ondan sonra e, o işte yani o latife-i rabbaniye ile oluyor. Yani böyle. Yani bir şey olsa da. Yani bir bahane ararsın ya böyle. Evde böyle alttan alır üstten alır falan. Ötekisi de kendisini ağırdan satar bilmem ne yapar. Yük yapar ya az. Ama alttan şey yapıyor ya. Allah da tövbe böyle bir Allah olduğu için alttan alıyor üstten alıyor şöyle yapıyor böyle. Yani böyle kulu yetmiş defa ziyaret ediyor. Sana bu dua ettiğimizde ya da münacat ettiğimizde e, etme gitme tarafı değil de gelme cevap tarafı mı latifliyor Rabbani? Yani gidiş geliş mi yoksa yani sadece gelişten cevap <laughs> e, İşte haz vermesi, huzur vermesi o taraftan bu taraf Yani bunu sormamızın sebebi e, bu taraftaki gidiş biraz böyle zayıf akıyor internet. Oradan çabuk geliyor. Reklamlar indirsen, film indirsen çabuk iniyor ama sen ders atacaksın yavaş at at duruyor sana sistem. Düşük, He, ama iki tarafı açık ama oradan fazla güzel çalışıyor. Abi geldiğini biliyorsun. Evet hissediyor. Yok. Aa, hemen seni sarmalar yani. Ki bu başka bir şey yani. Şu anda başka bir atmosfer evet. yani. Şu anda başka bir atmosfer yani sarmalamış. çıkmak istemesem ama ne yazık ki. <laughs> yani çıkma değil alıyor. Böyle bir gösteriyor yani bir ha buradayım diyor Allah. Seninleyim. Hani var ya e, kabire girdince ya Rabbi seni e, şu kadar seni aradım dünyada neredeydin? Ha, rivayet yani. Rab da diyecek ki ben hep sendeydim sen neredeydin? Yani böyle yer yer hissettiriyor. Böyle bir atmosferi alıyor seni. Bir atmosfer yani nesimi bir rüzgar gibi. Seni bir sarmalıyor. Hala kalıyorsun yani bana bir defa demişti. Ruşlar demişti ki geçen anlatmıştım. yatağımı kaldırdım çarşafımı şey yaparken diyor. Düzeltirken aktif oldu dedi. Böyle saniyeler ya. Ne oldu mu Latife Rabbani? Latife o, o aş, aç, açılınca aldı duhul etti seni öteye. Bir baktım ki hiçbir şey yok. Nasıl bir şey? Senin anladığın tarzda işe şöyle diye. Yani hiçbir şey Yok, her şey var. Ama varlık cinsinden bir şey yok. Her şey var ama varlık cinsinden hiçbir şey yok. Böyle yani bu olası işte budur. Fark tak diye diyor. Olsaydı yaşanmaz tabii. Hep olsaydı. Böyle bir şey. Yani e, havaya ihtiyaç latife Rabbani insanda ne kadar ihtiyaçtır? Şey yapayım. Namaz bahsinden çıkar. Havaya ne kadar ihtiyacım var? Hayalet e, Latife-i Rabbani'de namaza öyle ihtiyacı var. Namazsız insan, ok, oksijensiz insan gibi. Latife-i Rabbani'ye namaza böyle şiddetli muhtaç. Onun için akşama azap çekersin sabah namazına kalkmadığın için. Akşama yakar seni. Kazasını kılsan, nedamet etsen, sabah kılmadın ya. Sab akşama yakarsın. değişik bir şeydir insan ya. E, Latife Rabbani'nin bendeki karşılığı açıldığı zaman, daha doğrusu Latife Rabbaniye'm açıldığı noktada ben şeceri hilkatte hangi makamdayım acaba? O, o, anda Azrail benim yanımda olabilir mi? Benden ayrılmıştır değil mi? Söylemek istediğim. O anladım. Latife Rabbani açıldığı zaman ne Cebrail var, ne İb israfı var. hiçbirisi yok. Ya artık Rabbinle berabersin. Rabbinle beraber olduğun zaman mesela diyelim ki bir başkanla berabersin. Reisle berabersin. Bir tane bakan dese ki bir dakika başkan ben bunun hesabını ve çekeyim de ondan sonra senin huzuruna gelsin diyebilir mi? Ben bunun hesabını vereceğim. E sen bana bir versin de sonra sana gelsin. Başkanın karşısındasın. Rab almış seni. Artık kimin adı var oraya kim gelecek? İşte o açıldığı için demiş ki ben de bir halet olur ki peygamberimiz diyor aleyhissalatü vesselam. O anda vahin dışında tabi Cebrail gelse huz almam diyor. Yani geliyor ya. Ustad da demiş yani o anda melek gelse diyor Risale var. Bir halet ürüğü olur ki o anda melek gelse kabul etmem diyor. Gayrimüteşir de galiba. Böyle acayip bir şey ya. O sanki yani vicdanın Latife-i Rabbani hem e, vicdanın bir şeyi e, bir de ruhun ya. Sanki e, vicdan tarafı bize doğru, ruh tarafı özelliği de ruhun yani, övüksü neydi? E, Havası. Havasıydı ya. Ruhundu. Yani bir tarafı vicdan tarafı sanki biz, Bizler... vicdan tarafı koridor gibi öbür tarafı da enenin şeyi. Yani oradan o girip şey. o tarafa giderken artık ruh ruh boyutunda, ruhun açıldığı... Çok güzel bir tefekkür bu. Çok güzel bir tefekkür. Aynı şeyi iki vasıf yüklüyor. Ruhun dört havası, vicdanın anası lerbası. i̇kisi de aynı yeri söylüyor. Ama birisi ruh merkezli, ruhun anası elbası. ruhun dört ana unsuru. İrade zihniz, Latife Rabbani, dört, dört havası, Vicdanın anası yerbas. Vicdan buradan şey yapıyorsun. Yani ruhla artık e, ol, hani bak tam da uyuyor. Ruhla artık şey yapıyorsun. Evet, ruh seviyesini. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatın herhalde böyle oluyor. Ama merhamet ilahiye ruhu bir şey olmadan bile latife Rabbani Allah özelliği kullanarak geliyor. Yani var ya 506 sözlerde. Sen gidiyorsun. On, orası da iade ziyaret ediyor. Yani bu derslere şey yani binanın olması, ağaçların sağlanması, kuşların ötmesi, uçması, insanların doğması, ölmesi bir tuhafına gidiyor. Hiç hiç alakasız bir bir yerdeyiz yani. Öteler hiç de böyle değil. Bir tuhaf bir yer burası. Öyle oraları açacak ki ezeli şu kuşun uçması, ağacın sağlanması, aşağıdan yukarıya büyümesi öyle bir inkılaplar da orada yapacak ki bize akıl hayal almıyor. İdraki mal bu küçük akla gerek. Yani burası her şeyin her mertebesi olduğu için sade geliyor. Kendimizde gömüldüğümüz için. Oysa en tuhaf yer bana deseler ki 18 bin aleminde en garip yer neresidir? burasıdır derim. Şimdiki seviyeme göre. Nasıl yani? Ya yani normal mi yani böyle kuşun uçması, nefes almak? Konuşmak mesela normal mi ya? Şu anda ruhumdan, kalbimden, vicdanımdan aklımdakileri an yani anda halk ediliyor. Hiçlikten yaratılıyor. Allah bu yetki vermiş. Yaratmak. Ya Ve kelama dönüşüp söylüyor. Ve yok kendisi. Yok varlık. Kelam. Gözükmüyor ki. Anda var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Konuştuğun anda var oluyor gibi gözüküyor ama... ...mazi mi, müstakbel mi onu da anlayamadım yani. Anda var oluyor. Ama ilmen biliyoruz ki bir bunu da mazi, müstakbeli versen. Ama fiil de öyle değil işte böyle. Şu konuşmak. Ve sen de garip garip böyle dinlemen. Buralar... Tuhaf bu yerler ya. Garip yani. Normal hiç değil. Ama maalesef alıştık böyle. Bir yerde okuyayım. İşaret edeceğiz 78'de şöyle bir şey anlamışız. Ona ısırma. Ondan sonra... Çok mesela, çocuklukta bu şekilde çevreden, anadan, babadan bu şekilde tefekkürler alınsaydı. Bak oğlum, kızım burası aslında surettir sadece. Dün akşam e, her ben dersimde de oldu geçmişti surettir burası. Aslında bunun hakikati başkadır. Bunlara fazla takılmamız lazım. Biz burada e, bir süre duruyoruz. Burada öğrenmek için varız. E, kendimizi, kemalimize gitmemiz için varız. Talim için buradayız diye ders verirse sürekli çocuğa ne olur? O zaman acaba sizin bu bahsettiğiniz, biz alışmışız, bu, bu mertebeleri o yüzden seçemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Mevzusu biraz Kolaylaşır mıydı acaba? Bak adam diyor ki e, Norveç miyim? Yani bu NATO'ya girdi ya neresi ise. Oradan herhalde. Afgan. Dün akşam da anlattım. Etkilendim yani. Adam çapa psikiyatride mezunum dedi. Türkçeyi bu kadar nasıl biliyorsun dedim de. Ondan sonra diyor ki alışmak. Böyle bir şey duyacağımı hiçbir yerde zannetmiyordum. Da. Adam Doktor yani normal değil yani. Mutlaka normal doktor değil. Ya diyor korkunun diyor vücudu olması ben bir his biliyorum diyor. Yani bizde de öğretildi Afganistan'da. His yani dinde bir his. Ama bilimsel dünyada his de duygu aynıdır. Ben makaleleri okudum. Sizden adres de alıyorum ya üniversiteye. her şeyiniz varsa bak senden hasseten Sen şahitsin. TÜBİTAK. Kaç defa girdim. His araştırırken. Ee, his nedir diye bilimsel makaleler. Sonra onu kopyalıyorum. Bu tarafa vorta atıyorum. İngilizceyi Türkçe'ye çevir dediği yaptığım da var. Ve yaptırıyorum. Sana da yaptırmıştım hatırlarsın. Okuyarak okuduğum için söylüyorum. Kuru iddia değil. İslam alimleri de dahil. Çok istisnalar hariç. Zemahşeri, Sekkaki gibi zatlar hariç. Belagat imamları onu da de duygu aynı diyor. Oysa hiç vicdanda duygu kalpte. Yani e, bu dersler e, sebebi, ya yani bak duyguyla ile bir bu derslerin olabilmesi için Risale-i Nur ortaya çıkma sufyaniyet hasımdır. Şerde hayır. Eğer sufyaniyet olmasaydı Kur'an kendisini bu kadar ibraz edemezdi. Yani Değişik bir şey külliyat. Orada göreceğiz. Ne diyor? Son. Kur'an'ın icazı manevisi. Son. Son ne demek? E son. Mesela adam o kadar uzak ki. Adam profesör olmuş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin şu an kürsüsü var. Ben külliyat anlamıyorum. Diyor. Abdullah Demir ile tanışmışlar. Tokatlı mı neymiş? Aşağıda adam İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bölüm başkanı. Edebiyat acayip diyor. Konuşa diye saatlerce konuşsun dinleysin geliyor böyle bir adam. Dün akşam bir Osman geldi. Hepinizi gösterdim orada İlan ettim gördünüz. Çayda ee, hiç e, zaten özürlüdür diye kağıt vermiş. Devlet biraz para veriyor galiba. Kafadan kısmen sıkıntılı. E, şeyi yani böyle yani özürlü. Resmi özürlü ya. Yani. He? işitmedi değil yani biraz da şeyde var. Dolayısıyla gelişmemiş. Bu adam hiç okula gitmemiş. derse ben çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Zeytinburnu'ndan geliyordum. Osman. Şöyle kitaba baka baka ağlıyormuş dersten çıkıp evde ben bunların nasıl anlayacağım? Ağlıyormuş ve Allah'a yalvarıyormuş. Oturuyormuş saatlerce kitabı sayarmış. Kitaba baka baka kitap okunur mu? Öğrenmiş bakarak. Şimdi bu profesörle kıyas için söyledim. Ders yapıyor şeyden. Su başında. Ders yapıyor. O adam anlamıyor. Hiç okula gitmemiş. Demek başka bir şey bu külliyat. Seni bir onayladı mı no onaylanırsın işte. Onaylanırsan onaylanırsın. Hiç artık esbaba bakmaz. Niye yapar Allah? Sebebe mahkum değil Allah. Allah sebebe mahkum değil. Faili muhtardır. Şart nist. Kabilet şart nist. A işte. Dün gösterdim o çocuğu. Ve millete de çayda anlattım. Duydunuz değil mi orada? Adam şey yaptı mı? Bu Osman geldi yanıma. Ders yapıyor. İki köyde iki, 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 köyde ders yapıyor. Bir Subaşı bir de Oklalı. Oklalı bak tırma geldi. Ders yapıyor. Dershanede ders yapıyor. Subaşı bir evde ders yapıyor. Oklalı dershanesinde ders yapıyor. Çok kişiyi de getirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bölüm başkan ben anlamıyorum külliyatı diyor. diyor. De Anlaşılmaz diyor. Bunu götüreceksin Osman'a öyle hassas meseleleri de çözmüş ki. Bir yerde okuyayım çabuk çabuk. Latife Rabbani ile Rab'la alakalı olduğu için. İnşaat Hicaz 78'den almışım. Latife Rabbani'ye Okuyorum. Düz okuyayım da girmeyelim. Kainatı hareketlendirip terbiye eden. Bak de Rab yani. şöyle çalışmışım ben. Latife Rabbaniye diye çalışırsanız nakıs olur. Çalışma şeklini söylüyorum size bu lazım. İkinci Rabb'a çalışacaksın. Sonra Latife'yi çözeceksin. Sonra Latife-i Rabbani'ye çalışacaksın. Aynı öyle çalışmışım. Mesela kaçıncı defterde? Latife-i Rabbani'ye çalışırken Latife'ye çalışmışım. Rabbani'ye çalışmışım. Latife insaniye çalışmışım. Latife Rabbaniye de çalışmışım, çalışmışım. Böyle oluyor. Kainatı hareketlendirip terbiye eden maksatlarına göre nizamlayan Rabbin Rab olan kulazı bir Rabbinnas rububiyeti olduğu gibi Rabbin rububiyeti yönetim sistemi sistem rububiyet Rabbin rububiyeti olduğu gibi insanda da Rabbin rububiyeti insan insandaki latife-i rabbaniye de Kainatın haritasını, rüznamesini canlı tutan hareketlendirendir. Allah kainatı tutuyor, rububiyet ediyor. Ne için? Rab olduğu için. Sistemin adı rububiyet. Sahibi Rab. Şeye benziyor. Ee, silindi. Vahdet Ha! Vahdet sistemin birliği rububiyete benziyor. Onun sahibi tevhid. Rab tevhid gibi. Bir de okuyayım çok ilginç bu kaçırmayın. Kainatı hareketlendirip terbiye eden. Ni, ne, nereye terbiye ne demek? Oğlum yapma kızım yapma 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 değil bu sırf. Yani maksadına uygun eli terbiye etmiş. Hani bizde köyde derlerdi. Annem derdi kardeşim. Şu hamuru bir terbiye etsene. Yani Hazırla o şeye, terbiye. Hamur şekillendir. Makarna yapacaklar, terbiye etmeye bay. Tamam mı? Tık 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 tık. Şimdi kainat hareketlenir, terbiye eden, maksatlarına göre nizamlayan Rabbin rububiyeti olduğu gibi. Rab böyledir. Şimdi ben iniyorum aşağıya. İnsandaki latife-i rabbaniyede kainatın haritasını, kainatın haritasını bende var. Rüznamesinin canlı tutan, hareketlendirendir bende. Kainatın haritasını, rüznamesini canlı tutan, hareketlendiren, rububiyet edendir. İnsanda bulunan amal, amal ne demek? Parantez aç. Emeller, arzular, gayeler, dilekler, istekler. Baştan alıyorum. İnsanda bulunan amal, maksudu makamına hareketlendiren, Bak. Latife-i Rabbani ne iş yapıyormuş? İnsanda bulunan amal. Amal neydi? Emeller, gayeler, arzular, dilekler, istekler. Latife-i Rabbani'den şöyle yapıyor. İnsanda bulunan amal maksudu makamını hareketlendiren sevkendi, kendi zemin, benzin ve insandaki yani benzin, zemin. Yani hem zemin hem benzin. Hem zemin, hem hareketlendiren, hem ona dönüşen. Dönüştürürken dönüşüyor. O dünya cinsinden değil işte. Yani nasıl olur ya dedi Davut değil mi? Bir cihaz dönüştürür. Ama kendisi o anda dönüşmez. Melekler de öyle mesela. Bakıyor hayretini, ubudiyet yapıyor. Ama melek dönüşmüyor. O gıdasın. Tefekkür de onun gıdasıdır. İnsan, burayı kaçırma. İnsan dönüşürken dönüşendir. Dönüşürken de dönüştürendir. Aynı. Dönüştürüyor şu manalarla kendisi aleminde şu anda oluyor. Olmakta olan zaten işte. Şu anda olurken dönüşüyoruz, değişiyoruz. Anlayınca böyle hem bakır, ha işte bu dönüştün işte. Anladın zannediyorsun. Anladın kışır. Dönüştün lup. Değiştin artık duyarak tefekkür et. Tefekkür de böyle. Yani tefekkür dönüşürken dönüştüren bir sistemdir. Bunu da yazarsın. Dönüşürken dönüştüren bir sistemdir. Diman. E şey ise vicdandaki ise dönüşürken dönüştüren latife Rabbaniye'dir. Nedir o? Muşadetullah. Yani bende bir değişiklik olmayacak mı Muşadetullah olunca? Ben Enede olur zannederdim Hasan O seviyede esef enede olmaz. Bu her makamda olur süreti kanuni hakikati ya. Yani zaten bu e, ruhtaki şey vicdandaki latif-i Erhaban konuşuyor Aynı zaman ruhu konuşuyorsun. Çünkü ruhun e, havası, dört havası. Enesiz değil ki. Senin. Yani tabii o ama enede daha farklı. O e, bu kainat-ı sûra kainat insan ekber buna dönüşüyor. Ene Başka bir şey dönüşüyor. Hasan abicim ee, Yusuf Hoca hep derdi ki bunu ben çarşamba derslerinde de çok zikrediyorum. Mesela getirirdi ikram ederdi bir elma falan filan böyle. Hiç demezdi ki ye. Derdi ki me oku mektubu. Yani oku. Şimdi fıtır oldu. Ali'nin şey gibi bir şey konuşacak Bismillah der. O da öyle. Aynen. Kesinlikle bunu oku de. Ye, ye demez. Ye demez, oku derdi. Yani Şu ana kadar ben de hep okuma şeyiydim yani. O taraftaydım. Olayın hiç şimdi Latife Rabbani ile sanki tabaşa biraz yazmak bölümüne geçtik sanki gibi Hasan abi ya. Yani bir bizim üzerimizden <laughs> oluyor yani. Aa işte e bununla hiç de alakası yok. Yani başka bir dö dönüşürken dönüşme bir şey mi? Sır insan zaten bilmiyor. Şey olabilir mi? Latife Rabbani'ye e, vicdan ve ruhun hani unsuru ve havası ya. Ene de Allah Mesela burada rububiyete bir şeyimiz var. Muhataplığımız var. Enedeki artınlık uluhiyet mi deriz? Yoksa daha ötesindeki bir muhataplık seviyesi mi? Evet. Şimdi devamlı Risale'de rububiyet uluhiyeti zikreder. Kainatla muhatabiyetimiz tamamen rububiyetle alakalı. Allah'ın zatıyla alakalımız uluhiyettir. Evet, abi şimdi tamam. Evet bunu yaparsın. Amel arzular saydınız ya. Şimdi Osman abinin fikirle de geçen hafta da sanki Osman abi önceki geldiği derste de buna benzer bir şey söylemişti. Evet. E, Latife Rabbani de Allah'ın Rab oluşu, dizayn etmesi, etmesi, sistemin kurması, ihtiyaçlarını gidermesi, yönetmesi, bütün bu Cemil Cemil Rablı. Fakat o Rablı'nın neticesinde bizden hani rububiyet, uliyet meselesi var ya, Latife-i Rabbaniye'yi, Latife-i Rabbaniye de bize, hani Rablı maddi, eğer işimize yaramazsa terk edeceğiz. Maddi olarak bir ihtiyaç gideren sistemi kuran, takip eden, hani terbiye eden ama bir de Latife-i Rabbaniye başka bir manevi olarak, melekut olarak bir terbiye ediş metodu var. O da bende amal, arzular, Hasan abi, ruzname gibi Latif meselelerin tezahür etmesine sebep oluyor. Yani bu latif, latif erabaniye yani. kainatı ile insan ekber arasındaki ilişkidir. Büyük büyük insana kendi aslına dönüşmeye devam ediyorum. Ruh vücut arasında şöyle bir şey var mı abi? Ee, zihayattır, zihin şuyurdur, kan vücuda harici. Bunların hepsi e, bu vicdanın dört e, şeyine denk geliyor. Hı -hı. Oturuyor. O zaman ruhta ruh da Latife Rabbani üzerinden Allah Teala'yı şey yapabiliyor. Tabii şey olmadan Allah Allah olmakla beraber Celle Celaluhu yani sistemle sistemini kendisi aşmıyor. Yani sistemi kurduğu için sistemini kendisi devre dişi de yapmıyor. Mesela diyelim ki Allah domatesi verecek. Bu sistemi kurmuş. Sonra domatesi verirken sistemini aşıp da gökten ve atmıyor. Sistemini kendisi bozmuyor. İşte Latife Rabaniye kurmuş büyük insan kainat insan ise küçük kainat koymuş bir ilişki. O kainatta Allah rububiyet ederken neyi değiştiriyorsa kainatını sende de değişiklik yapıyor. Küçük büyüyor. İşte insan insanı sonra Kainatı kübreyi inkılap etmişti bu sistem. Rububiyetle oluyor. En camisi de bu yolla oluyor. Latif er ile oluyor. Abi, biraz gideyim. Hasan abi gideceksiniz ama öyle bir yere dalmışsınız ki burada çamurda batakta yürümek kolay olmuyor herhalde. Şimdi hani size soru sormuşlar diye Kur'an mahluk mudur? Ee, veya mahluk mudur değil midir diye. Şimdi Hasan abi Kur'an hem mahluktur bir yönüyle hem değildir bir yönüyle. Bu Latife'yi kainatta Kur'an e, yoktan vara dönüşmenin berzahı Kur'an. Yoktan vara dönüşmenin berzahı veya vardan yok olmanın berzahı insanda da e, Latife-i Rabbaniye. Kur'an vazifesi görüyor ki yani büyük öyle kainatı büyük Kur'an dersen ki öyle yani insan kainatı surak, kainat insan ekber. O insan ekberi Kur'an-ı Kebir kainat diyoruz. Ha, tamam. Aynen tabii ki öyle olur. Şimdi ben biraz devam edeyim. Insandaki ahval bu değişik. Biraz önce amal dedim. Insandaki amal. Şimdi insandaki ahval ne demek? Haller, vaziyetler ve var olan ortaya çıkan haletleri. Amal değil bu, ahval. Haller, vaziyetler, var olan ortaya çıkan haletleri. He. İnsandaki ahval maksuduna ulaştıran oraya taşıyandır Latife-i Rabbaniye. Rabbin rububiyet olarak alemde tecelli ettiği gibi insanda bir nümüne bırakmış ona da Rabbaniye deniliyor. Nasıl ki alemleri 28 bin alemleri Rab rububiyet ederek Rab 28 bin aleme rububiyet ederek tek şeymiş gibi sefkı idare ediyor. İnsanda da 28 bin alemin hulasay camiası olduğundan alemleri bütüne getiriyor aleminde. Allah 28 bin alemi nasıl rububiyet yapıyor? Çok iken tek oluyor. İnsanda da onun numuneleri var mı? Var. Bana da bu yetkiyi verdi. Dedi ki. Sen de kendi ben nasıl ki kainatı kendim teki getirdim, bütünledim. Sanki seninmiş gibi sen ben sana numune koydum. 18 bin alemi koydum. Zıtlar. Sen de bunu bütüne getir. Ben getirdiğim gibi. Tövbe yani. Tövbe tövbe. Anlatma tefekkürü için söylüyorum. Ben nasıl kainata raplık yapıyorum. Sen de kendi kendine raplık yap. ağır bir şey ama yani bir şey bizi diyor. Kayülü küfür küfür değildir. Şimdi ben diyor on, 28 bin alim yarattım. Rububiyet ediyorum. Yönetiyorum. Bütüne getirdim. Tamam. Anlamlandırdım. Buna bunu dedim. Arş dedim. Kürs dedim. Şöyle yap. Cennet, cehennem. Her şeyi koydum. Bunun dümünesini koydum. Oyunculuk oynar ya böyle. Çocuklar arabacılık oynar. Şimdi sen de şimdi nüminesin. evde bisiklet arabacılık yapıyor hanım. Yani dışarıdakinin nümunesi gibi. La teşbih ve la temsil. Ben de 28 bin alemi sana koydum. Bunların yönetimini, Rab'lığını sen yapacaksın. Rabbin de sensin. <laughs> yani kendini kendinde yöneteceksin. Yani sen de bunu bütüne getireceksin şeyler var abi pilotlarda uçağı uçurmadan önce öyle sistemler var ya uçak sistem önüne geçiyor sanki uçağı uçurmuş o halete sokuyorsun gibi yani bu sen rububiyet edeceksin peki Rab kimdir E nedir burada E nedir rububiyet nedir rububiyet latife Rabbaniyetir sistem Evrensiz zaten olmazdı Gafur abi. O zaman siz şeye de dediniz. Evrensiz yani olmazdı. E, biz Cenab-ı Hakk'a ha? böyle bizden yukarıda dışarıda hani haşa öyle gibi bir anlayış vardı. Şimdi biraz değişti. Tabii canım. Zaten biraz değil ki böyle zaten. O öyle anlatacaksın. Mesela cennet kürsüde ne anlatıyorum? veya. Kendinde yani şöyle mi diyelim? Rabbül Aleminle değil Rabbinle olan evet. münasebeti. Rabb bu. Senin Rabbin bu. Sana özel bu. Ben dedi 28 bin alemi yarattım mı? Hepsini Rabbül Alemin olarak. Rab, Rabbi, Rabbin değil. Tek. Efendim. Ya ya dur sen dur. <laughs> Şimdi yok demesin. Bak. <laughs> Şimdi bak. 28 ben 28 diyor. He? Evet. Evet. 18.001 bin rivayete göre 28 binmiş. Barla 76. Evet ve yani mektubat 26. mektupta 18 bin alem geçtiği gibi 28 bin de geçiyor ya. 28 28 tane Kur'an harfini. dur. Kainatı kainatı yarattım. Ya ne olarak? Rab. Rabbim. Rabbim ama Rabbul Alemin olarak. Rububiyet ettim. Bunu küçük bir monta etti mi? Sen de. Sene koydum. Bunu nümuneleri koydum. Zıtları, çelişen, çatışan, bütünleşen, bütün alemleri sen de koydum. Ha, ya, aşağı. Ama anlamak için öyle ya. Ben nasıl Rabbim, Rabu Alemin olarak alemleri yarattım ve bütüne getirdim. Yap yapan benim Rabb. Sistemin adı rububiyettir. Senin de sistemini aynı benim yaptığım gibi kendi hususi kainatına... ...Rablık yapıp rububiyet edeceksin. İşte o ben kainatın dışındayım. Kainatın dışında olmam itibariyle Rabbim. Sen de senin dışında olma itibariyle Enes'in. Rabbe misal. Ve e, kainatı e, rububiyet ediyorum. Rab değil bu, rububiyet. O rububiyeti de ben nasıl yaptığımı sana öğretiyor. O benim, benim kainattaki rububiyetimi de ...senin latife Rabbaniyeni olarak koydum. Sen de böyle rububiyet et kendini. Bütüne getir. Getirendir. Zaten bütüne getirildikten sonra huzur olur. Yoksa huzur olmaz. Haz olmaz. Biraz girmeyelim gire gidelim. <laughs> sonra e, getirendir dedik. Rab rububiyet olarak alemde tecelli ettiği gibi üç nokta koydum. Yazmadım. Bunu yazmadım. Çünkü gelecektekiler şey yapacaklar. Bak şöyle bak bir şey göstermek için. Rabbin virgül rububiyet olarak alemde tecelli ettiği gibi üç nokta sen de otur. Şu an söylediğiniz, değil mi? Evet söylediğim yok. yok tamam. Çünkü üç nokta. Tamam, ha? E üç nokta. evet. Sen de böyle yap çünkü çok tehlikeli bu. Çünkü taşıyamaz insan. Ama izah edince taşır. Cenab-ı Hakk'ın e, Rab'lığını bizde aktif ediyor. E sen, senin değil ki şirk olsun. Zaten o yapıyor da. getirince müşahede ettiği e, müşahedetullah ya. Yani. Müşahedetullah. Ne kimi müşahede edecek? <gülüyor> Kendisini <gülüyor> kendisinde <gülüyor> kendi kendi hakikatini müşahede ediyor. Kainata gitti. Nereye gitti? O zaman kimi gördü <laughs> Benden bana. İşte 14 yaşındaki bir delikanlı simasında. O kendi Rabbul Alemin değil o. Rabbini gördü. Zaten cenneti kim görecek? Allah'a göre, gözükmeyecek ki. Herkes Rabbini görecek diyor. Latifi Rabbani makam olarak manzara ala oluyor. Allah Allah. Cennette zaten bizim hususi şeyimiz de evet. kendi... kendi cennetin. Orada herkes kendi Rabbini görecek. Allah'a görmeyecek ki. Rabbini görecek diyor Rabbini. Allah bu tamam da zaten buna ihtiyaç olmayacak. Onun içinde var yani Allah. Onun içinde Allah yok mu? Osman, peki ne no, ne değişiyor diye? Bir çok tuhaf yani. Mesela ben kapıyı çaldım ya. Açan ben. Güle gülüyor. Kapıyı hayretle bakan ben. Bu tuhaf değil mi? Aynısı Buna beşer bilim insanları biraz araladı. Biraz araladılar. Birincisi biz illizyonda izledimdiler. Bir bir bilim adamı dedi ki galiba Afgan öğretisini aldık. E, Matrix'i oradan sonra Amerika şey girdikten sonra Afganistan'da orada bir tarikat var. Tamamen o öğreti kendilerine göre çevirdiler İngilizce. Yani insan. Matrix tamamen o. Ben o öğretiyi biliyor. İnsanoğlu şöyle anladı. Paralel evrenler dedi. Yani hepsi ve ne dediler diyorlar biliyor musun? Yani insan artık aradı aradı. Bizar oldu maddeden. Kısmen araladı. Diyor ki her şey her yerde. Kuantum fiziği öyle diyor. En uzanı en yakındır. Sanki ce Cenab-ı Hakk'ın sıfatını anlatıyor değil mi? Evet. Mesela buradaki benim bir hareketim ışık hızıyla bilinemeyecek kadar uzak olan yerde aynı şey oluyor. Orada hız var. Kuantum da hepsi bir yerde. Bir yerde. Bir şey Olması gereken her şey her yerde. Ben bir bir şey... tuhaf. Ben bir şey diyebilir miyim? Sen de çok konuşmadığın için ha. Şimdi Osman abi biraz önce bir şey ifade etti de şeyi görmek yani ruyetullah Allah Teala sureti yaratan ama suretten münezzeh olan. Yani biz şimdi Allah Teala'yı suret olarak istiyoruz yani. Yani ben nasıl göreceğim? Hani Rabbül Alemin'i görmek diyoruz ya. Yani, su, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o surette gözüktü. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne gördü? Bilmiyoruz kesinlikle Yani Rabbül Alemin'i mi gördü? Ee, o suret, yani Allah şöyle o surette... Ee... Ama altına ne diyor biliyor musun ustad? Ustad ne demiş? Beni? 14 yaşındaki bir delikanlı simasını görmüyor ama. emirdan'da ne yaptı onun şereti Surette maksat, Siret. sirettir, evet. sıfattır, ahlaktır. Yaşta, adetlere, bu o gördüğü şey, bu üçü. Yani Allah Teala sureti yaratan suretten müzef olandır. O zaman zaten hani kendisine bir suret bir şey olunamaz. Evet. Evet. Burada yine şey var. Faaliyetlerin Rabbi unvanıyla diyor muhakkak. Evet. Devam ediyorum. İnsan da bir numune bırakmış bu işi için. Şerif. Anlıyorsun değil mi abi? İyi ki geldiniz ha. İnsanda bir <laughs> çıkayım diye seni malzeme yaptı. Abi, 5 -6 siz like bir şey koyacağım. dediniz de, o çok mükemmel bir sistemi çok mükemmel Çünkü oturttu. Ne? Şey Gafur abi de yok ama. <laughs> Şimdi müşahede sullahla bizim latife rabbaniyede müşahede ettiğimiz münasebet peyda ettiğimiz... Sen geldin. Münasebet peyda ettiğimiz Rabbimiz ene aynesindeki... Ee, Gördüğümüz. Gördüğümüz oluyor değil mi? Sistem böyle olması lazım. Yani böyle katman, katman katman, katman katman. Yoksa tamamen o bağlantısız bir şey, yani, orada bir sistem, bir kanuniyet noktası gidiyor. O Ene, böylece biz aslında en iyi bu e, mu? olarak yani hani Ene'de ne oluyor, biz nasıl şahit oluruz dediğimizde yaşayarak yani ilmi olarak değil, yaşayarak En'e aynesindeki Rabbimizle Latife-i Rabbaniye penceresine münasebetimiz olmuş oldu. Evet. Belki o şuurumuz inkişaf etse, en ailesiyle de biz onun daha birisindeki evet. e, makamla münasebetimiz olacak. Tamam. Mükemmel bir sistem olur Aynen <laughs> öyle. O, eee, et tintin diyor. Şimdi gideyim bak. Hepsi buraya gelmiş oldu abi. <laughs> Hasan abi şey, o ne kurtar bir şey rampası vardı ya. Kaçış evet, rampası. Ha? <laughs> bu araba hızlandı, bu balatalar bunu tutmaz diyor. Yani. Serdat abi şimdi iki cümle patlatsın. Bomba hemen... Yo 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 dursun o da. İnsanda bir nümune bırakmış. Ona da Rabbaniye denmiş demiş. Bana aittir dedi. Sana ait değil. Rabbe, Rab, Rabbaniye demek. Rabbe ait. İnsani değil yani. O latife insaniye. Nasıl ki alemlerin 28 bin alemleri Ram, rububiyet ederek tek şeymiş gibi sefku idare ediyor ama insanda da 28 bin alemin hulasay camiası olduğundan alemleri bütüne getiren 3 nokta. Nokta alemimizdeki alemleri bir bütüne getirir. Alemimizde alemleri bütüne getiren Rab gibi Ene e, Rububiyet gibi Latife-i Rabbaniye. Ne ile neyi kıyas ettim anladınız. Canibinden... Birbirinden kopuk değil. <laughs> Birbirinden kopuk değil. Şimdi Risale'de bir cümle koy, şey yapmışım buna delilim. Heyeti mecmuasını hakiki bir nuru hayat ile canlandırır, ışıklandırır. Görüyor musun cümleyi? Bir daha cümleyi görüyor musun? Risaleden bu. O söylediklerimize, söylediklerimiz var ya o 20 dakikada böyle konuşuyoruz. Her şeyi anlatmış. Evet bak. Heyet-i mecmuasını 28 bin alemin hakiki bir nuru hayat ile yani hepsi ölmüş gitmiş kaybolmuştu ama hakiki esma esmanın uyanmasıyla bizde hakiki bir nuru hayat ile hayat nuruyla bizde hayat bulursak hayat imanla bir de okuyorum. Heyet-i mecmuasını hakiki bir nuru hayat ile canlandırır, ışıklandırır. Can yani hayatlandırır, ışık demek bütüne getir İrfan, Rab, Esma. Rab. Esması Alemde nasıl rububiyet ediyorsa tık 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 iş nokta sen ne anlat anlarsan anla. Rab 28 bin aleme ne yapıyorsa o esmanın en azamı tecellisi Rabb'ın Rabbaniyedir. Alimler demiş ki hakim de mi? Ben bana göre, Rab en cami aynası o Rabb'e ait olan o Rabb'e ait olduğu için latife denmiş. Latife-i Rabbani. Rabb'e ait olan latife bana ait değil. Koridor ya. Yani. Yöntem. Rab esması neyse ve rububiyet alemde neyse e, de büyük insan veya küçük kainata Latife-i Rabbani de aynı şey yapıyor. Devam ediyorum girmeyin. Çünkü çok hassas. Bak Rabbi Nas'taki Kulozu bir Rabbin Nas, Rab, Rab, Rabbin Nas, Melikin Nas, İlay Nas. Rabbin Nas'taki Rabbin insani miracı. Yani ini çekiyor. İnsanın küçük insandaki miraç değil. Küçüğün büyüğe dönüştükten sonra miraç oluyor. Miraç nasıl olur? Küçük büyüğe dönüşünce miraç olur. Bir şey yazmıştık. Furkan sağ olsun çok yayınladı o çok hoş. Gece alemi ne demek? Karanlık değil. Niye Miraç Ekber gece olmuş? Ustadın da yatsı namazında oldu. Bir yazı vardı. Hatırlar mısınız? Allah itira birisi itiraz etti. Sonra X bir cemaattan Nurcu. Ya kardeşim dedi, abim. Ya bu gecede bir ruhaniler Gecedeki ruhanilerle gündüzdeki ruhaniler farklı. Aslında tövbe tövbe aklımla olsa Mirac'ı gündüz yaparız. ışık Çık da yolun gözüküyor. Hangi bulutların arasından geçeyim? Ge göre göre. Her yeri, ha, her yeri göre göre. Aşağı görürsün. E, o zaman Akıncı ve Tiyalar o, o gece görüştü dürbünleri de yapmışlar demek ki. E, gündüz yaratılan e, ruhanilerle havada Gece yaratılan nuraniler farklıdır. Gece karanlık değil. Ustad bunu hasreten söylüyor. Diyor ki gece karanlıktı diyor. Sen bilmen mi var ki söylüyorsun? Gecenin evet gecenin karanlığı. Gece karanlık basmıştı vesaire. Hasan abi güneşin değil demek ki ayın doğmasını istemiş. Yani şahsiyetim var. Harika. Gece alemi o farklı ruhaniler zemin toprak olmuş. Ya nereden çıkartıyorsun dedi. Bak kardeş. Külliyatta diyor ki nardan, nurdan. zülmetten zülmet demek? Mı? Bak, Zulmet demek? Bak zülmet karanlık değil. Tekrar söylüyorum Karanlıktan, manadan, saftan, sesten, kokudan. Allah ne yaratıyormuş? Ruh. Ruhani. Al o ruhani. Karanlıkta yaratmış mı? Getir geceye. Ruhani, ruhanilerin gündüz ruhanisi ile gece ruhanisi farklı. Onun için sinemalar, tiyatrolar, gündüz olsa bile kapalı yerde yapıp ışıkla aydınlatıyor. Madem ışığa ihtiyacı var, güneş yapsana. Güneş ruhaniyi kaldırıyor. Gece ışık, bu ışık yansa bile oluyor ruhani. Gündüz cin aktif olamıyor dışarıda. Gece bu lambaları yap, gene oda da aktif olur. Otur 12'den sonra bak nasıl şey yapıyor. Bak sabaha kadar ondan nasıl sabah namazında duman ediyorsun. Ne namaz bırakıyor, ne alet. Rabbin hastaki Rabbin, insanı miracı, insani miracı, insani bir arş olur. Bak, Rabbin Nas'taki Rabbin, insani mirac, insana ait bir mirac. Benim miracım değil, İnsanlığa ait insana bir arş olur. Serüsel olan bu asın evladına kısa ve istikametli bir yolu göstermek rahmetiyle en şenindendir. Artık uzun yol bitti abiler. Bu geçmiş olsun. Enfusun bir karı var. Enfusun iki karı var, bir zararı var. Artık hiçbir dersten, hiçbir şeylerden, düz klasiklerden artık siz memnun olamazsınız. Hiçbir vaazdan, hiçbir şey. Çünkü şöyle olursunuz anşatta, o dersi dinlerken, o vaazı dinlerken ille kendinize taşıyacaksınız onu. Kendi yapıyoruz. o onunla anlamlandırmadıkça, o onu kendine taşımadıkça, dozeli görüp kendi dozerini görmedikçe Dışarıda dozer, içeride his. Tamam. Bak, Rabbinastaki Rabbin insani miracı insanı bir arş olur. Latife-i Rabbaniye de alemimizdeki alemleri canlandırır. Latife-i Rabbaniye de bak Latife-i Rabbaniye de alemimizdeki 28 bin alemi canlandırır, nurlandırır. Yukarıdaki metinden. Ve maksudu ...alalarına... alemlerimizdeki alemlerin nümunelerini uyandırıyor. Canlandırıyor. Bak uyandırıyor, canlandırıyor, nurlandırıyor. O bizdeki nümunelerin maksudu alalarına yani o maksut neydi bizde konulmasının onlara doğru hedeflerine asıllarına doğru Latife-i Rabbani sefkı idare eder canlandırır, hedefine ulaştırır. Bu latife-i Rabbaniyesi sönerse veya yeterince canlı değilse o nispetle insan yürüyen ölü gibi olur. Artık bu insan bedende olanlarla yetinir. Bedende olanlarla yetinir. Arabasıyla, cinselliğiyle, yemek yemeğiyle. <laughs> onla yetinir. Beşeriyeti iner. Bir de okuyayım mı? Bak şimdi. Bir bakın, bir Allah aşkına bakın. Metni okuyacağım. Heyet mecmuasını bir de okuyorum. Heyet mecmuasını hakim bu dersin kıymetini bilin. Bu dersin kıymeti, bu dersten kıymetini bilelim. Ey Allah'ım beni istisna ettim affet beni tövbe. Bu da Allah almasın. Bak şimdi. Heyet mecmuasını hakiki bir nuru hayat ile canlandırır. Bak hayattan canlandırır, ışıklandırır. Okuyorum. Rab esma. esmadır. Alemlerde nasıl rububiyet ediyorsa tık tık tık. Rabbu Nas'taki e, bir Rabbi Nas Rabbi insani miracı yani Rabbin miracı kainat İnsanı bir arş olur. insan da arş olur. Kainatta miraç iken insan da arş olur. Latife-i Rabbaniye'de alemimizdeki alemleri canlandırır. Latife Rabbani alemimizdeki alemleri canlandırır ve maksudu alalarına, hedeflerine, asıllarına doğru sefku idare eder, canlandırır, hedefine ulaştırır. Bu latife Rabbaniyesi sönerse insanda veya gafil Müslüman gibi yeterince canlı değilse latife Rabbani o nisbette insan yürüyen ölü gibi olur. Artık bu insan bedende olanlarla yetinir. Ötelerden haberdar olamaz. Anlatsan da anlamaz. Mezarlıklar bile onu ikaz edemez. Çünkü insani etkileyen latife bu idi. Bu latife canlı olması nispetinde insanın ebede bakan duyguları, hisleri ve latifeleri istidat ve kabiliyetleri asıllarına nazar ederler. Yani bunlar uyandırır ve bunlar artık asıllarına nazar eder. Onları talep eder. Onlarla mutmain olur. Asıllarına doğru seyri sefer ederler. Bedendeyken bu insanlar oralardan beslenirler. Zannediyorsun ki bizim gibi bir insan. Doğru. Beşeriyeti bizim gibi yer içerler. Beraber oturup kalkarız. Ama onlar oradan beslenir. Buradan da beslenir. Dünyadayken, Hızır gibi ya. Yani. Mecbur değiller yani. Dünyadayken hem o alemlerden hem de cennetten beslenirler. Yani dünyadayken hem o alemlerden hem cennetten beslenirler. Dünyadayken Latife-i Rabbani vasıtasıyla yani mesela elini uzatırdır Geylani 28. lemadan söylüyor meyveyi koparırdı taktiği getiriyordu, veriyordu. Karakolları var ya, bütün 28 bin alimin karakolları var burada. Burada yani. E, burada olunca o otomatik bende de var, uyanıyor. Latife Rabbani vasıtasıyla, duygular elleriyle, duygular elleriyle, de, duygular elleriyle o alemlere gider, Latife-i Rabbani o alemleri aktif ediyor. Kendisi gitmiyor. O alemler aktif ediyor. Maksa alalarına hedeflerine, kıblesine koydu mu? O alemleri diyor sana devladım yorul. O alemler de bizdeki alemler asıllarına. Hayalimiz alemi misale. Aklımız lef-i Kalbimiz arşa. Ruhumuz arş-ı arş azama. Gösterir. Sonra oradan bir şey alacak. Duygular eldir. Duygular elleriyle o alemlere gider... O alemler iadeyi ziyaret ederler bazen. Alem bak bu çok önemli kayyumiyet ise alemlere kayyumiyet neyse 28 bin alemde kayyumiyet var ya iki tane ismi azam var. El Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Hay ve kayyum ismi azam. Usta da iki yaz, iki diyor. Ha Evet. Alemlere kayyum. Kayyumiyet neyse Allah. Kayyumiyet ne demekse Latife-i Rabbaniye'de latifelere öyledir. Latifelerin kayyumudur. Kayyumiyetidir. Onların kayyumudur. Yani zembereğidir. Son şeyini okuyorum. Hem Latife-i Rabbaniye vicda, vicdani vicdani insanın alemi melekuta Latife-i Rabbaniye insanın vicdanını alemi melekuta, alemi gayba hatta lahut yani vacibü'l-vücuda bakan en nihayet tarafıdır. An Latife-i Rabbaniye'yi sırf vicdanın latifesi düşünmeyin. Ruhun havasıdır. Ruhun dört havası vicdanın anası erbas. Hasan abi <laughs> Allahu alem işte biz şeye baktık da birden acaba diyeyim de sonra bir tarafı vicdan ya hani öyle gibi hayal ediyorum. Bir tarafı da ruh ya. Bunun o arasını birleştir abi. Oraya da kalp işte orası. O ara, ara şey. Aynen öyle. Latife-i Rabbaniye denilen kalp diyor. Evet aynen öyle. O doğru. Çünkü vicdan içseldir. İçsel kalptir. Kalp içseldir. Ruh içseldir. Ruhla vicdan arasındaki şeydir. Latife-i Rabbaniye orasının şey Latife-i Rabbaniye'dir ki kalp denilen Latife-i Ve o kadar önemli ki bu namazda. Bu bir ara bu şey kat... abi? Ha? Başladım. başladım. Yani iyi ki başlamışım. His beni fazla şey yapmış. Eğmiş. Ondan sonra e, kalp çok tuhaf yani. Kalp olması. Biraz önce kullandım o malzemeyi. Değiştirirken değişen, dönüştürürken dönüşen. Ee, her şeyin altı gözü yönü varken kalbin yedi taneymiş. Yedi. Mi? yedi. yedi mi? <laughs> Onu şey yapayım. Risale'de buldum. Altı, yönü biliyor musun? altı yön, altı zaman. zaman arkasına geçiriyor kalp. Sebebi şu. Önden arkaya bakıyor. Arkadan öne bakıyor. İki. Sağdan sola, soldan sağa bakıyor. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bakıyor. Altı. Kendisini kendisiyle seyreden, dönüştürendir. Kalp. An gibi bir şey mi oluyor? Abi? Bilmiyorum. Biraz gideyim. Çok acayip bir şey. Ya. Bu bir derste bitmeyecek ya. Ahır. kalpten sonra, sonra, sonra sırrı insaniy falan. <laughs> Allah'ın maksud ilahisini öyle <laughs> inanıyorum. Ee, her şeyin bir öğretinin de maksud ilahisi var. Ee, Risale-i Nur'un herhalde maksud ilahisi e, sureti var Risale-i Nur'un. Risale-i Nur sureti var, kanuniyeti var, hakikati ve var her şeyde. Allahu alem bu kanuniyeti orayı, ureyi, oraları burada bizzatı yaşattırıyor. Bizzatı ona dönüştürüyor. Alemi, Risale. Şah evet, şahide evet. şah şah ettiriyor. Şah Bak şimdi. Risale-i Nur tamamen e, sistem var ya fabrika, Tubitak'taki sistem, düğmeler var. Ondan sonra bazı orada bilgisayardaki şifreler var. O ekrandaki düğmeler, uçak ekranındaki düğmelerin dışında bir de elektronik hesaplar falan yapılıyor ya. Sanki külliyat böyle bir kabin, yani kabine giriyorsun, tamam uçağın kabinine giriyorsun. Orada ne yapıyorsun? Bir, Uçağı sistemi en iyi bil, bil, bilmek lazım. havaya hakim ediyorsun. Havanın içindeyken havanın dışına çıkıyorsun. Yani e, sana sana seni malik ettiriyor. Bak şimdi Latife-i Rabbani sendeyken uyanınca sen onda oluyorsun. Zahirde nereye benziyor? En güzel misal bu olsa gerek. Zahirde buz gözüküyor. Buz buzda su ama he, ama aslında bu sudadır ya. Kesinlikle. Yani buz sudadır. Evet. Latife Rabbaniye Latife Rabbaniye bizdedir. Uyanınca biz ondayız. Yani insan dönüşmek bu. Bir <laughs> öğreniyoruz, şey yapıyoruz falan. Uyanınca ne oluyor Latife Rabbaniye? Onda ben oluyorum. Yani bir öğrenmekle de değişik değiştiriyorum. O beni içine alınca dönüşüyorum. Değişmek, dönüştürmek böyle bir şey. Kalp yapıyor bunu daha çok. Bir daha. Şimdi ben bunları çalışıyoruz ya şu anda beraber. Bu hep değiştiriyoruz. Kendimizi, düşüncelerimizi, isterimizi. Yani alemlere giriyoruz. Peki bununla esas ne oluyor? Dönüşüyoruz. Az oluyor ya huz. Yani beşeriyetten adi beşeriyetin libasından çıkıyorsun. Neye ee, aslına. Ben aslıma diyor. Geçiyor yaş yerde. Benden bana ben diye gitmek için Risale-i Nur diye koştum var ya. Risale-i Nur benim ya. Koşan da benim. Koşulan da benim. Arayan da benim. Yani e, öyle. Devam edelim. <laughs> Hem Latife-i Rabbaniye vicdan, vicdan insanın alemi melekuta, alemi gayba, hatta lahut. Ne demek? Vacib vücuda bakan en nihayet tarafıdır. Artık buradan sonra, artık buradan sonra, artık buradan sonra aslına urucun başlar. Bu latife zemininde muşahedetullah'a mazar olunur. Ruhun değil, vicdanın son hudududur. Artık e, müşahadetullah olur. Müşahadetullah olur. Kendinden kendini aşmakla beraber aşmış olursun neyse. Abi ruh buralı, şey ya. Hadi geçelim. Ruhum değil de vicdanın son hududu dediniz ama vicdan olmasaydı ruhun zaten hududu hududu o kalkmıyor daha yok yok şunu demek istiyorum abi Değişti, de, de, e, değiştirip dönüşmeyi biraz önce anlattım o çok önemliydi şimdi anlatmaya kalksam anlatamam onu biraz önce anlattım o değişimi e, değiş dönüş dönüştümü nasıl anlarım şimdi açıyorsunuz 19. defterin 46. sayfasını Allah'ın Allah'ın insanın aleminde görülme süreci sureti rab kanuniyeti rububiyet hakikati alemlerin Rabbi mayeti Allah Abi Mehmet abiden mi geldi? <laughs> Mehmet abiden geldi. Mehmet abi Diyorum selam ya var. Gafur abi bu işlere girmezdi. <laughs> Yo haddimiz olmayan. Mehmet abi yok diye. O yokken <laughs> ben bu işe <gülüyor> bir <laughs> elim şey değil demiş gibi Ne haddimize? Suret karmiye. Bu bu <laughs> kelamda iki şey var. <laughs> Mehmet abiye selam olsun yazdım. Hani Hem dediği, dediği gibi gibidir alakalıdır. hem dediği gibi değildir. <laughs> İkisi de var. <laughs> hani dönüşürken dö dönüştürendir. <laughs> İnsan böyledir. diyor. Aha işte örneği. Burada bu kelam hem doğrudur hem yanlıştır. Gafur abi de tılsımcı sırcı. Aynen. aynen. O hissin veriyor. Tılsım sırcı. Gene, Ezel gibi imkan sırcı. Şimdi ben oldu. Hı. Bu Rab'la rububiyet yeri değişecek. Rububiyet sistemdir. Rab esmadır. Daha arkada. Ya bu tam oturmadı benim bilmi bilmiyorum da. Tam oturmadı bende. Ama doğru olabilir bilmiyorum. Ee, şimdi okuyorum abiler. Açar mısınız size daha önce atıldı. 19. defterin 47. sayfası. Aleyküm selam sesi yükselsene. Ey bahtiyar insanlar. Eyvallah Allah razı olsun. Dersiniz bereketli olsun inşallah. Amin. Şimdi Hasan abi aleminizde oturmayan şey ile ilgili zannedersem şöyle bir şey insanın kendi aleminde Rabbinin görülmesi bir esmadır kendisiyle alakalı kanuniyet niçin rubiyet dedik rububiyet bir sistem ya bu dönüşümü veya benim alemimde anlandırma neyle olacak Latife Rabbani olacak yani, mı orası ben nasıl anlayacağım onu? O e, rububiyet sistemiyle ancak ben gayrın nazarı olabilirim yani. Ben, ben nasıl anlayacağım? Benim alemimde rububiyet ne, nasıl cehriyane diyor ki ben Allah'ı gö nasıl görebiliyorum? Onunla görüyorum zaten. O kanunla görüyorum. Rububiyet kanunuyla ben anlıyorum. Ya ya Rabb'tir, ya alemlerin Rabbidir veya Allah'tır yani. Eğer ben hakikat boyutundaysam alemlerin Ama Rabbi'yle Rab, esmadır ya Rab. Tamam eğer ben surette Rububiyet surette onun sıfatıdır. Ben eğer suretteysem ben esmanın cilve cemal nakış sanatıyla o Rabb'ın e, esma boyutundaki kendi içindeki hakikat boyutundan bahsetmiyorum. O, Suretindeki Rabb'i bahsediyorum. O zaman Rabb'in cilve cemal nakış sanatı diye Olabilir. Rabbin cilve cemal sanat. Rab olsa ay ağır olur. Kolay bir Rabbin nasıl ya? Rab. Esmadır. Çıplak olarak mastal Rabb'tir. Ama kendisi bize suret olarak cil ve cemal nakış sanat olarak gözükür. E, bu nasıl kainata tecelli ediyorsa evet. içimde de olabilir ha yazabilir. E, i̇çeride evet doğru sistemdir rububiyet. Tamam kanuniyeti o zaman uy olur. Şimdi Rabb'i... Şey Hasan abi. Rab değil de Rabbim diye yazalım. Rabbim. Ha, şimdi ha, Olur. Ha olur. Olsun ama yani tamam. Çünkü hassas zaten duygular şu anda. Normal kontrol etmende zorlanıyorsun. dönüştürken dönüştürürken dönüştürürken dönüşüyorsun. İşte bu ya mukallibel kulub. Sab sebbet Kulubi mi diye için? He? Sebit. Kulubi ala dinik. Yani devamlı değişiyor. Acayip bir şey. Yedi tane. Ya çok tuhaf ya. Efendim. Yani kalp iman küfür aslında değil. Küfürü de almış içine. Küfür de içinde. Küfürsüz iman, imansız küfür yok. Onun için çok garip ya. Küfür kalkarsa iman yok. Kalpte var yani bu. Yani şimdi bu Rabbim nerede gözüküyor? Bendeki cihazlar veya bendeki sistem yani ler dediğimde de soruyorum sureti Rabbim bende nerede gözüküyor? Latife-i Rabbaniye'de. Evet. O zaman kanuniyeti e, nerede olacak? Artık ruhtaki e, anası o, ruhtaki Latife-i Rabbaniye. O zaman vicdan diyebiliriz belki. Sureti vicdandaki Latife-i Rabbaniye. Hı -hı. E, kanuniyeti ruhtaki Latife-i O katı o zaman ene de, enem artık alemde ya, Osman olacak. Yaz onu. Mahiyeti de sırr insani de, insanimde o oh, yaz, yaz onu. Bir yaz, e, mavi ile yaz bu da değişik olsun diye. O şey ta, tarih ta, ta, tarih şey sik sil yani. Yo 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 farklı yaz olsun. Fah, sen yaz. Çünkü farklı olduğu anlaşılsın. Aynı adamdan olmadığı çıksın diye. O tabelayı da sil o şey, tarih mavi. Evet abi hani e, bir sistematik verdi insanın e, Allah e, Allah'ın insan aleminde görünme süreci. Ben de onların bizdeki hangi cihazlarda olduğunu, karşılıklarını yazayım dedim. Heh. Sureti Rabbimdi. E de nerede gözüküyor bu suret olan Rabbim? E, vicdandaki latife-i rabbaniyede. Çünkü anaası erbaası idi. Kanuniyeti o zaman e, ruhta ki latife rabbani havası Çünkü, olan evet. ruhun havası olan latife rabbaniye bir ucu tabir caizse ve o zaman e, alemlerin Rabbi nerede gözükür? Enem'de. En Encam. cami. En cami. En Allah mahiyet olan mahiyet zatiye diyeceğiz. En cami. O Allah o zaman sırrı de gözükür. Rabbimle rubiyet diye değişebilir mi? Rabbimle rubiyet. Şöyle anlattı. Suretüfer, ben de ben biri sistem, biri şey. Yani biraz bakış. Nasıl diyorsun? Biraz gidelim de bu en azından bu ham ya. Ham da ol, ol, çünkü öyledir. Çünkü bu dima dersi. Ders çalışıyoruz. Hepi yok. Ders çalışıyoruz. Sonra oturuyor işte. Şey yapılıyor, gelişiyor. Yani gördünüz mü 40, 47. sayfayı? 19. defter. Esma-i Hüsna'ların bütünlüğünden çıkıyor. Hakayk şey sabit etun. Eşanın sabit hakikatlar esma ilahiyelerdir. Esma nur tarafıdır. İmanın hakikati nur tarafıdır. Esmaların esma yüznalar var ya kainatta 28 bin aleme tecelli eden Onların bütünsel halidir imanın nuru. İmanın mahiyeti bu hakikatıydı mana tarafı. İmanın bir nur tarafı var. Bir manası var. Görüyor musunuz oraya sır insan? Nereye attın sen Fatih? <laughs> ha? <gülüyor> ha, o açın orayı. Bak imanın hakikati var, mahiyeti var. Ne demek? Tabiri diğerle. Nur tarafı, mana tarafı. Tabiri diğerle. Esma üsnaların bütünlüğü veya sıfatların bütünlüğünü taşıyor, tanımlıyor. iman Şimdi para, e, tırnak açılmış yani benim değil bu cümle. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakiki imaniyi şuhut derecesini gösterebilir. Of kaymette geçiyor. Hakiki imaniye de bak nedir? Bak insan küçük bir mikyasta kainattaki hakiki imani, imanın hakikatları. Nedir o? Ametü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve liyomil ahir ve bil kaderi. Bu imana katı mı? Arkadaşlar, şuhut derecesinde görüp gösterebiliyormuş. Sana burada gösterebilir diyor. Bana göre, göre görebilir demesi lazım. Evet, gösterebilir dersen, uktar der, soğan kime gösterir? Kime gösteriyor? Göstereyim. Görüp ve gösterebilir. Gözükür ve gösterilir. Evet. Acaba evet. küçük insandan büyük insana mı? ya evet. Allah görünür daim. Evet. Allah görünür evet. daim. Dediğimiz noktada, Sen baktığımız öyle. yer kendisini haşa Allah olarak görmüyoruz ki abi oradaki e, Rabbini görüyor. Çünkü o kadar nurani ruhuyla bedeni o kadar eşit nurani olmuş ki Allah Resulü. Mirat olmuş. Ayna değil o. Alem aynadır. Evet. E, aynedir bu alem. Mirattır bu alem değil. Aynedir bu alem. Ne olur? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kayın. Hak. Cenab-ı Hak yani her şey hak ettikleri var hak olduğu için Cenab-ı Hak. Mirati Muhammed'den Allah görünürdü daim. Başka bir şey ya. Kainata başka bir şey, orada başka bir şey. Ee, şimdi iman da bak ne taşıyoruz iman. Onun için bu artık dünyalık. E niye insan bedensel hasları, dünyalıklar insanın iştahını çekmez? Yani biraz önce okuduk yarım saat önce. Hatırladınız değil mi? Çok tuhaftı o. Tamam. Yani keşke onu Furkan Asla özel alabilse de hepim ben de istifade ederdim orada. Şimdi burada biraz dur hey geçme yolcu. Bu toprağın altında yatanı bir bak bakalım kim o? Ot bitmiş ama ot değil aşağıdaki. Bak şimdi hey yolcu insan küçük bir mikyasta kainattaki hakaiki imaniyeyi. Altı tane iman esasını şuhut derecesini gösterebilir. Şuhut. Miracın şuhut Miracın birinci meyvesi neydi? Rü, kelamına ve rüyetine mazar olarak Allah'ı iman esasını diyor gözüyle gördü diyor. Bak çok o, o cümle gözü. Bak altı e, tane 31 değil mi? o altı bak, bak, ne diyor bu cihette baktığın zaman birinci meyve. Erkan imaniyenin dinliyor musunuz? Buraya gelin. Hadi bırakın onu. Bak erkan imaniyenin hakaykini hakaykini erkan imaniye nedir? Altı tane iman esası. Hakaykini gözüyle görüp te, şimdi teyit ediyor. Teyit ediyor. Melaikeyi cenneti Tamam cenneti de anladım. Ahireti de anladım. Ahireti. Hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Ha, demiş mi öyle, öyle demiş. Ha, ha. Hatta Zat-ı Zülcelal'i Zat Zül gözüyle. <laughs> Zat-ı Zülcemal değil. Ondan sonra müşahede etmek. Sonra o kendi zatına iki bırakmadı. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı almasının bir hikmeti herkesi karabalık olur. Bir, bir tane sözcük verin bana gibi. Kelamına ve rüyetine mazar edip bir haleti yükleyip bizi sirayet ettirmek içinmiş. Onun için getirmiş. O haleti sirayet etmek için diyor. O haleti size taşıması için kelamına ve rüyetine mazar etti diyor. Anlıyor musun bak? O haleti bize taşınması içinmiş. O haleti. Anlıyor musunuz burayı? O haleti. Hangi alet bilmiyor o Allah'lık hakikatına ne halet yükleyecekse bak o haleti diyor falan onu açarsanız o haleti sirayet ettirmek için sirayet kanuna bak sirayette geçiyor kelamına ve rüyetine mazal etmiş bak buraya bitireyim hatta zat-ı zül cemali demedi bak hatta zat zül celali celaldan korkuyoruz ne alakası zül celali gözüyle müşahede etmek. Peki ona mı nasıl bırakmış? Hat kainatta ve beşere öyle bir hazine, öyle bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp bununla o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubatı samedaniye şunlar yaprak sallanıyor, kuş uçuyor, at pisliyor. İnsanlar bağırıyor, birbirini kesiyor. Kainata ne diyor? Mektubat-ı Samedaniye, güzel ayne cemali zat-ı hadiyete vaziyeti olan e, cemal yaptı şimdi. Olan hakaykini göstermiş. Kainatı ve bütün zişuru sevindirip mesul etmiş. Hem o nur ve meyve ile beşeri müşeveş, perişan, fani, fakir, aciz, hacatı hadsiz, ağdası, düşmanı nihayetsiz, ve fani bekasız bir vaziyeti dalalet karan eden o insanı o nur o meyve-i kutsi ile seni takvimde bir mucize-i kudreti samedaniyesi ve mektubat-ı samedaniyen bir bir nusay camiası ve sultan ezel ve bedin bir muhatabı bir abd hassı, kemalatının istihsansı istihsancısı halili ve cemalinin hayretkarı Habibi ve cenneti bakiyesine namzet bir misafiri azizi sureti hakikisinden hakikisinden göstermiş. İnsan olan insan olan bütün insanlara nihayetsiz bir surur, hassiz bir şef vermiştir. O o haleti sirayet ettirmek için göremediniz. Mi? Neredeydi? Sözler. 573. Bak 573 o, o cümle çok önemli çünkü bizden. Evet. neredeydi? Miraç ile o ferdin Kainat namına mahvubiyetini göstermek ve huzuruna celp etmek ve rüyeti cemaline muşeref etmek. iyi dinleyin. Ondaki haleti kutsiyeyi başkasına, ondaki halet, hangi halet? Söyleyecek şimdi. Ondaki haleti kutsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamiyle taltif edip fermanı ile tavzif etmek. Kela, kelamiyle kelamı ile taltif, fermanı tavzif etmektir. Bu kokuyu kim sürdüyse Allah razı olsun. Çok harika. Görmediğimiz bir şey. Görüyor musunuz? Çok mükemmel. Bak burayı değiştirdi. İnan burası değişti. O a, de, değişik bir ruhaneller. Harika kim? Ehadiyet sırrı ile ehadiyet sırrı ile göstermek için şeceri hilkatten bir meyve-i münever derecesinde ve kalbi şece, o şecerinin hakaiki es esasiyesini istibad edecek bir çekirdek hükmünde insanın kalbi o şecerenin çekirdeği bir çekirdek hükmünde olan bir zatı peygamberimizi o mebdeyi evvel olan çekirdekten Nuru Muhammedi'den ta munta olan meyveye Arabistan'daki peygamber Ahmet oluşuna olan meyveye kadar bir hayt ittisal hükmünde olan Miraç ile Hayt ittisalı çok kullanırım ben bu. Ve mebde ve muntanın hayt ittisali. Yani başlangıçlar sonu, bütünlüğü ve o çizgi. Eee hayt ittisa hayt ittisalı hükmünde olan Miraç ile o ferdin kainat namına mabubiyetini göstermek. Çünkü şakı kamer arzlılaradır. Yani insanlara mucizesidir. Miraç ise gayb gayiptakilere mucizesidir. Bize değil o. O ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek, rüyeti cemaline müşerref etmek. Sonra e, e, bunu yaptıktan sonra bak mahbubiyetini mahbubiyetini huzuru hazı ile ve Allah'ın cemaline mazar olduktan sonra onda ortaya çıkan haleti kutsiyeyi de başkasına sirayet ettirmek için kelam ile taltif etmiş, ferman ile tavzif etmiştir. Onun kıymetini bileni Allah razı Öpeyim. 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 Abi. Okuyorum abiler. Şimdi ee, burayı 46. sayfayı okuduk. Sayfa 50 açar mısınız abiler? Bu çok önemli. Sayfa kaç belki de? Bu bizi epey götürür diyecektim. Öbürken olduğu için son değil daha. Daha 10 dakika oldu. Tabii. Hem bu okuyorum abiler. O zaman şeyden okuyorum. 49'dan okuyorum. 51. paragraf. 51. paragraf. Mirac Ekmer gece vaktinde tahakkuk ediyor. Etmiş. Allah Allah tevafuka bak. Mirac Asgar gündüz vaktinde oluyor olmuş. 33 tane miraç var Hüseyin'im. Ekberi en büyüğü. Gece olmuş. Diğer küçükler 32 tanesi gündüz olmuş. <laughs> Miracı asker kendisiyle alakalı. Ekber bizi de almış. Bizi de götürmüş. Miracı Ekber'e Miracı Asgar'ın yani namazın içinde Miracı Asgar namazın içinde müminin miracıdır namaz. Miracı askarın yani namazın içindeyken oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki rekat namazını ikame ederken namazın içinde olmuş. Miracı askar namazda olmuş. Asgar, namaz olmuş. Namazda olmuş. Ben namaz kadar ruhani bir lezzet tatmadım. Yani benim dünyamda bildiğim tattığım lezzetlere ne Kur'an'a benziyor e, ne derse benziyor bazen hepinizde olduğu gibi öyle harika bir lezzet oluyor ki lezzeti lahut sanki o kokuyor sanki o lezzet işte namazda oluyor namaz penceredir ya kendini unutmuş ne demek o o lezzetin bak içi Kendini unutmuş. Hiçliğini idrak edip zevk etme haline namazda gördüm. Bak bir daha. Kendini unutmuş. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Ee, beni dinliyor musunuz? Ee, eskide burunlu arabalar vardı. Yolla beraber görüyordum. Şimdi arabanızı e, burunu tamamen sıfır yapar mısınız böyle? Havada. Çetin'in vinçi gibi düşün. Hiç yok ha böyle. Tamam mı? Sıfır. Böyle düşün. Şimdi namazda ve günlük hayatta hiç kimseyi kendisini görüyor mu bedenini? Görmüyor. Böyle dolaşıyor muyuz? Hem kendimizde hem yolu. Hem yolu hem kendim. Var mı? Böyle dolaşmıyoruz. Hep dışarıyı görüyoruz. Hiç kendimizi görmüyoruz. Yani pencereden de bakmıyoruz. Gözden baktığımızı da görmüyoruz. Gözle gözümüzü de görmüyoruz. Gözle bakıyoruz ama gözümüz görmüyoruz. Ben bakıyorum ama kendimi görmüyorum. Böyle ya sıfır. Aynı bana öyle geliyor namazda bazen. <laughs> sanki arabadayım. Arabayı görmüyorum. Burası silinmiş. Böyle gidiyorsun ya. Namaz. Sanki bir yerde oturmuşum. Namazın kendisi o. O giderken namaz. Oturmuşum. Girdiğim yer namaz. Götüren de namaz da böyle gidiyorum ya aşağıda ağaçlar var de, de şeyler var, Yukarıda da bulutlar var, uçağın pilotu gibi oradan arasına geçin. Öyle gibi geliyor bana ekseri namazla böyle kutudan bakıyorum ama yani insan e, yolu görünce veya şöyle arkada araba olsa. Araba böyle gidiyor. Kamyonda böyle baksan asfaltı görürsün. Çıt 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 çıt. Her şey böyle gidiyor. Aslında ben böyle gidiyorum. Arabayı da görmesin. İşte <laughs> kendini hiç görme. Pencere bu olsa gerek. Pencere. Ama böyle seccadeyi görüyorsun. Biraz da böyle mıtıvaz olunca elini görüyorsun. Böyle. Elini görünce işte seccadeyi görüyorsun böyle. İster istemez etraf ilgini çekiyor bunu ama bazı olur ki böyle e, seccadeye bakarken seccadeyi görmüyorsun böyle pencereye ya. gördüğün bir şey var mı yok yok varlık görüyorsun yani öyle bir şey görüyorsun ki yani dünyada böyle bir lezzet böyle bir haz böyle bir şey yok yani hepiniz tattığınızı tasvir ettim yani. Abi şahadet alemiyle e, gayb, e, gayb alemini e, hayal alemini birden Yani o bir e, pencereyi anlatmaya çalışın. Böyle içindesin ama kutunun içindesin. Yukarıdaki vinçlerde e, kutu cam görmüyorsun yani camı. Yani kutuyu da görmüyorsun. Hem aşağı görüyorsun. Çok güzel. Altı yön. Hem aşağıını görüyorsun hem üstünü görüyorsun. Hem sağını hem solunu. Sa devam ediyorum bak. Kendini unutmuş namazın namaz. Bak namaz tarif ediyor. Kendini unutmuş. Hiçliğini idrak edip zevk etme haline namaz deniyor. Hem şu hadisesi yine namazda oluyor. Ruhun imbisat ve inkişaf hali namazın içinde oluyor. Namaz ve namazın içindeki latife-i rabbaniye penceresi Bak şimdi. Eğer aklen namaz kılarsan beden pencere olur. Eğer namazın seviyesi akılla akıl seviyesine çıkarsa bedensel namaz zükülerdir. Akla namaz kılarsan aklın vicdan pencere olur kalbi seyredersin kainatı. Eğer namazı vicdan seviyesine çıkarsa his seviyesine bıraktığın alem akıl olur. Baktığın yer kalp pencere olur, ruh seyredersin. Yukarıya doğru çık. Eğer kalp seviyesine gelirsen vicda, bir üstü nedir ruh. Ruh pencere olur, en iyi seyredersin, kendini seyredersin. Eğer bir insan pergelini bir alta koyarsa üstü pencere olur. Pergelini bedene koyarsan akıl pencere olur. Seyrettiği alem. Vicdaniyatı olur. Anlıyor musunuz? Evet. Gayet bir şey söylemiyorum. Evet. Ha sessizlik olur. E, pergelini bedene koyarsan bir üst alem akıldır Dima içeri girdim. Akıl dima pencere olur. Seyrettiğin şey vicdaniyatın olur, gayb olur. Eğer namazın seviyesi akla çıkarsa pergel vicdan pencere olur. Kalp seyredilen olur, kainatı seyredersin. O cennet cehennemi değil. Eğer namazın seviyesi kalbe çıkarsa kalbin üstü nedir? Ruh. Ruh pencere olur. Orada eneyi seyredersin. Eğer namazın seviyesi ruha çıkarsa ruhun üstü ene olur. Ene pencere olur. Sırrı insanı seyredersin. Eğer e, ustadı miracı gibi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi Namazı ruh seviyesinde değil, ene seviyesine çıkarsa sırrı insanı pencere olur. A Allah bizzatı seyretmiş oluruz. Ruhun imbisat ve inkışaf hali namaz içinde oluyor. Bir de okuyorum. Ben namaz kadar ruhani bir lezzet tatmadım. Kendini unutmuş, hiçliğini idrak edip zevk etme halini namazda gördüm. Hem şuhut hadisesi yine namazdayken oluyor... Ruhun imbisat ve inkişaf hali namaz içinde oluyor. Namaz ve namazın içindeki latife-i Rabbaniye penceresi menfezi ve haritası ve vasıtası ile seni oralara, oraları sana taşıyan koridor gibidir latife-i Rabbaniye. Namaz kalbinin gıdası, ruhumun abu hayatı latife-i Rabbaniye'nin havai nesimini Cez ve celp Cez ve celp ne demek? Fihi mafi Yani içi dışımda dışı içinde hem o alemi, alemi içine alma hem sen o alemin içine girme Yani insan öyle bir tuhaf ki kalpte anladım ben bunu kalp çalışmasında anladım. Kalp dönüştürüyor, dönüştürüyor. Sonra dedim ki bu kalbe sen onu dönüştürdün. Sen ne oldun? Dönüştürürken dönüştüm dedi. Acayip bir şey yani. Kalp acayip. Bir daha. Dönüştürürken dönüşüyor. Yani sanki iştevi iştevi kendisi olmuş. Neyse. Şimdi göreceğiz onu. Ne demektir diye. Onu oturdum. Çalıştım bak. Görüyor musunuz defterinizde? şu olacak. Latife Rabbaniye dönüşürken dönüştürürken dönüşüyor ya. Evet. Peki ne oluyor? Dönüşünce ne oluyor diye sordum. Latife insani oluyor. oluyormuş. Yani kalpte latife insani oluyor. Oh. Beşeriyetten çıkıyorsun ya. Şimdi ha, latife insaniye nedir diyeceksin. Basit zannediyorsun. Latife insaniyenin içinde bak neler varmış bak. Dur. Bu sırrı insani oluyor. Bu bu sırrı insani oluyor. Hani Allah hani Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutsisinde diyor ki bilmana. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın Allahu Ekber demişim. Hem bu sır insani de ne var abiler? dönüştürünce dönüşünce ne oluyor? Onu okuyorum şimdi. Sır insaniye bir bakayım dedim. İçinde kimler var? Merak ettim. Sır insaniye mi abi? Evet. O sır insan yukarıdaki değil. Kalpteki sır insani. Hakikati yani. Manyeti değil. Eneni manyeti de var şey var ya. Bendeki insaniye. Allah bakınca sır insan olarak gözüküyor. evet. Hakikati bu. O eleden sonra sırr-ı insani mahiyettir. Bilmiyorum. Şimdi hakikatındayız. Bu sır insani oluyor. Sırr-ı insaninin hakikati ama. Hani Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutsisinde bilmana diyor ya. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın Allahu Ekber. Şimdi, şimdi sır insani. Bak şey koydum. Takke var ya. Sır insani kendisi değil ona ait şimdi oraya. Bir ne var içinde? Latife insaniye sır insaniye taşıyor. Insaniye. Evet. Latife lat Latife Latife insaniye. İnsanı sır insaniye taşı. Taşıy taşıy taşıyacak. Yani, Latife Rab bak şimdi. Anlamak lat ben, ben edip dinle. Latife Rabbani sır insani doğuruyor bir sebebi en şeyi en mühim. İçimizde böyle devreler <laughs> devreler. Latife Rabbaniye ee, o alemleri 28 bin alemlere e, rububiyet ediyordu ya o yapıyordu da peki edince bende bir değişiklik oluyor mu? Latife-i Rabbaniye ne yapıyordu dedik? Allah'ın kainatta rububiyeti cinsindendi Allah Celle Celaluhu Rab rububiyet ederek 28 bin alemi bütüne getirdi onun numunesini bana koydu. Latife-i Rabbaniye'nin bendeki 28 bin aleme Rab'lık yapıyor, rububiyet ediyor, bütüne getiriyor. Getirince kalbe düşen hisse nedir? Kalbe düşen hisse sırrı insani. Yani sırrı insanın kendisi değil, hakikatını oluşturuyor kalpte. Sır insani oluşturuyor. Olmadı, bir şey Bak bir daha okuş şey yapayım. Şunu bir kapat hele. <laughs> ne dedikse işte o biraz önce o. Şimdi içini okuyorum. Hakikatını okuyorum sır insaninin. Bak inin ar, arkasında, inin sonunda takkenin şeyi var. İnin takkesi var. Takkenin isi yok. İnin takkesi var. <laughs> Fark etmez. Abi, bu deste bu olur. Takkenin isi var. Tamam. Olunca içinde ne var? Akrebiyetle kurbiyet var. Ehadiyetle vahidiyet var. Mana harfiyle mana ismi var. Niyet ile nazar var. Dua, teslim, tevekkül, şuur, riza, istiğfar, tövbe var. Emri tibari var, emri nisbi var. Melekut mülk var. Batın ve zahir, evvel ve ahir var. Vacip yönü, mahluk yönüm, ve mümtenin yönüm üçüm de var. Mecul yönüm şeceri hilkat tarafım. Melekiyet, beşeriyet var. İyi dinleyin, iyi yaslanın. Sır insan içinde iman var, küfür var. Küfür de var. İyi ki var. Cemül Cem, Camiül Ezdat var. Aydınlık var, karanlık var. Adem var, vücut. Adem var, yokluk. Erkek var, kadın var. Ruh var, ceset var. Akıl var, kalp var. Mazari efkar, maza, mazari siyat. Makesi efkar, mazari siyat var. Sual var, cevap var. Aynı yerdeler. Yani aslında cevap sual sordurtuyor sana ki bana gelesin diye. Cevap kalptedir. Cevap hepsi duruyor. Soru sorduruyor, sual ettiriyor cevap ki bana gelesin diye. Suali sorduran cevaptır. Suala yazarsın bunu. Suali sorduran cevaptır. Zaten sual soran cevabı bende yarısı var demektir. Yani yarısı bende var. Sen de sual sormak esuali suali nisvilin ilmin yarısıdır. Yarısı bende olduğu için yarıyı tamamlamak için soru sorar. Aslında suali sorduran cevabın kendisidir. Bana taşınasın diye. Cevaba geçmek için sual sorulması lazım. Suali, suali cevap sorduruyor varlık Adem'i sordurduğu gibi. Allah var, vardır, Adem'i yarattı. Yokun böyle bir talip olmaz. Varın su, var olanın suali vardır, dirinin suali vardır. Diri kavga eder. Ölüler kavga etmez. Belmok'taki sıcak su dökmüşüm yanlışlıkla gelip de bir yumruk atmadı bana. Erkek kadın var, ceset ruh var, bugün acayiplikli var. Akıl kat var, Makis Efkar var, Mazar İsyat var. Sual cevap aynı yerde. Asıl fer aynı yerde. Yani e, asıl rub ve kışır aynı yerde. Hikmet, illet, as, aynı yerde. Hikmet. Hasenat, seyyat aynı yerde. İrade, ihtiyar aynı yerde. Melek, şeytan aynı yerde. İman esasları, is İslam esasları aynı yerde. Eklenmesi gerekiyor. Şirk de ve itikat aynı yerde. Şirk, şu, şimdi Hasan abi, bu şeyler gazeteciler var ya, spor gazetecileri Hasan abi. Ha. Öyle bir başlık atarlar ki, bak, muhakkak herkes o haberi dinle veya okur neyse işte. Ee, ama dinledikten sonra bakarsınız ki başlıkla alakalı hiçbir şey yok içinde. <laughs> şimdi Hasan abi öyle bir başlık attı ki, dil gibi dinledik, her şeyi saydı, etrisinde hiçbir şey yok. <laughs> Bunu herkes biliyor biliyorsa. Dişi... Ha. Yok yok. Bunların, bak, bunların toplamı neymiş? Şimdi sonuca gelmediğin için. Manşete, ha. Manşete, manşete gel. Gibi vasıf ve sıfatların bütünlüğünün ismidir. Sırrı insani bu hakikatıdır. Oraya götürecek ama o bizim bizdiğimiz en eninde var ya o değil. Oraya götürme aslında Latife-i Rabbani'nin inkişafı ile iyi dinleyin. Latife-i Rabbani'nin inkişafı ile 28 bin hususi alemime rububiyet ederek o rububiyet yani kainatın 28 bin alemin içinde şirk var, küfür var. Onların melek, şeytan aynı olduğunu, şirk, küfür aynı olduğunu, cennet, cehennem aynı olduğunu hep nihayetinde Esma hakikati olduğu için Meleğin e, esması Nur, şeytanın esması Mudil esmasına aynı şey olduklarını. Ama tüm bunlardan basarak sırr insani bu. Bunların dışına çıkmana bu vesile oluyor. O işte bunlardan çıkma sının adıdır sırr insani. Bunlardan çıkıyorsun. İman küfürden, melek şeytandan, beşer insandan vahidiyeti hadiyetten. bunlar bunlarla bu şeceri hilkattır. Bu bütün işte sırrı insani Latife Rabbani çalışırsa 28 bin alemimi bütüne getirirse kalbimde ne olur sorusuna kalbimde dışarıda zıttan iken alemlerde cennet cehennem iken melek şeytan iken küçük 28 bin alemin numunesi olan insanda sır insanda her şey birimiş. Anla anlar bizi. An an. Lütfu karın şeyin vayit bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Sultan olan anlar. Bir kemen çeksik. Onu da senin hayalini Hasan kur. Hasan abi o zaman Latife-i Rauf karın aynıdır. Sır insani de ama. Evet orada tabii orayı. Sırda hepsi beraber bu sır. Adı buydu ya. Latife insani demedik. Latife Rabbaniye o zaman tılsım vazifesi yapıyor. Bir şeyler yapıyor demek. <laughs> o dönüştürüyor ama sırrı insandı artık. Peki bu olunca ne oldu? Buna sor işte Gafur. Hepsini bu oldu da ne oldu? Heh, bunlar bile, bu zıtlar bile değilsin. Bunlardan sıyrılıyorsun. Şeyine, sırrına gidiyor. İnsan adisi kutsu okuduk ya. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Kim o? Sırrı insani. Mayyeti o. Tamam da o adam, o adamla çözülmez. O adamların kullandığı sır insani, sır insani çözemezsin. O sır insanı alt veri tabanları ile çözülür. Altını kaşıyacaksın. Sır insani, sır insani ile sır onun noktası var artık. Orada bunları, bunları kapte latife rabba dedim ya, latife rabbani'nin 28 bin alemi bütüne getirirse alemimi artık zıtlar denen bir şey değil. Hepsi eşit olur. Bu sırrı insani, o sıra ait hakikat. O sıra ait hakikat oldum. Burada ne anladım başlıkla? Küfürle iman aynı yerde. Melek ve şeytan hakikat itibari. Ha, bunun da arkasındayım artık. Bunun arkasında El Eo sırr-i insani. O. Bu hakikati. O mahiyeti. O zaman şöyle yazılabilir. Sırr-i insaninin hakikati latife-i insani. Evet. Sırr-i insaninin <laughs> hakikati latife-i insani. sureti <laughs> kanuniyeti hakikati mahiyeti o kadar arıma geçiyor ki yani bir şey silmek çok zor ya. Allah da bezi de silmeyecek ya. Manayı o Allah'ın manasını Allah'a ait olan manayı silmek ağrıma geliyor. Ee, bu, Allah da hepimizi de hakikatinden silmeyecektir. Evet. Yani böyle. Şimdi şunlar Yazalım. şöyle yapsam ne olur? Acaba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kim? Ee, <laughs> <laughs> hakikatı kalpteki sırrı insan hakikatı. Hakikatı Sır insanın hakikati, <laughs> kalpteki sır insani. Heh, ama konuşurken yazdım. mahiyeti tamam ise <laughs> enenin <laughs> arkasındaki <laughs> sırrı insani. Noktalı. Noktalı. Ee, kanuniyeti buna nasıl vardın? Latife-i Rabbaniye ile. Latife-i vazifesi bu değil. Latife-i Rabbaniye ile oldu bu. Tamam. Latife-i Rabbaniye e ee, ne yaptı? <laughs> bir daha yapıyorum ayakta. Allah Rabb'dir. Kainata rububiyet ediyor sistem, yönetiyor. Ben bir nasıl yaptığımı görmek istiyor musun? Ben sana bir numunesini vereyim. Ben sana bir Rabbuma karşı bir tane Rab veriyorum. <laughs> Var verdim. Şimdi 28 bin alemin sen de yap. Aslında ben yapıyorum ama sen yapmış gibi göstereceğim diye. Şimdi 28 bin alemi e, Latife-i Rabbaniye bizi bütüne getiriyor. Bütüne. Getirince e, dönüştürürken, bütüne getirirken bütüne geliyor. Bütüne getirdiğince ne oluyor yani da? Ya sonuç nedir? Öyle havada uçuştu bir laf söyledi. Ne oluyor sende? Kalpte Latife-i İnsaniye oluyor. Latife-i İnsaniye'de zıtlar kalkıyor. Evet latife insani. Ne yazdım bu? Ha ha kapteki latifeyi insaniye. Evet. Ha, insaniye. Evet. Ee, sır insani şu aslında ters yazmışız. İyi yaptın. Latifeyi insaniye. Latifeyi insani de insani insani insaniye. Insani insani. Latife insaniye. Şimdi 18 bin, 28 bin alemi bütüne getirince ne oluyor? Bütüne geldik artık. Zıtlar kalktı. kalkınca zıtların bütün olduğu bir yer. Latife insaniye. Kapte. Nedir o? İman küfür. Şirk. itikat, Melek şeytan. Hak batıl. Aslında e, hakikat zaten esma ilahiyelerdi. Esmaların esmaların kendisi. Yani e, mesela mudil esması evet. şeytan surette. Ama hakikati haşa esmadır. Ona getirdi. Mudil, muhti. He gibi. Muhti. Şimdi peki bu latife-i insaniyede kainatı, şeceli bütüne geldik mi? Geldik. Bu, bu, bu bize ne kazandıracak? Seni arkasına, kainatın arkasına taşıyacak. Vay be, melek şeytan hep bir bir şey. Arkasına geçince bu geçen kim? Ene. Kainatın arkasında olan, ruhun arkasında olan, şecerin hırkatın arkasında olan Ene bakacak ki kalpteki her şey lütfu, kahrın şeyin vaid. Türk'ü gibi söyledim ama öyle söylenir. Niye? Lütfu, kahrın aynı şey. Aynı şey. Ene Önüne koydu mu kendi sürecini? Her şey zıtlar buymuş. Peki iyi bakın bana. Bu kaste yapıyorum. Ene bir baktı ki latife insaniyede her şey hakikati aynıymış. Buraya bakarak bakmak gibi düşünme dönüşürken onları zıtlar teke dönüşünce kendisi dönüştü. Dönüşünce dönüştü. Sırrı insani oldu. Ne oldu bilmiyorum ama bu oldu. Bununla hakikat, bununla hakikat ene burada. Kalp de orası. Sır insani. İnsanda zıtlar var artık. Sır insani. Latife insaniye. Ha. Ondan sonra o zaman bu olur. Suretini çok merak ettim abi. Dur. Ene kalp yani Latife-i Rabbani işlevini yaptık. Tamam ne işime yarayacak koca derste şimdi? Latife insaniye, şey Latife Rabbaniye getirdi. Getirince de bana ne kazandırdı? Kainatı bütüne getirdim dedi. Ya bunun alameti yok mu? Kalbine bak diyor. Kalbinde Latife insani oldu diyor. Hasan abi sırrı insanın sureti insan. Beşer ve insan var ya. Ha hangisine dedi? Suret, suret. Hangisine? Ha. Suret, 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 ha. Insan. Ha. İnsan olarak gözüküyor ya. İnsan. Beşeriyetten insan de. Ha, ya, ya beşer insan ikilemindeki insan. Ha. Beşeriyetten insanlığa. Beşeriyetteki insanlık mı olacak? Nasıl olacak? Yani insanlığı mı anladım? İnsan de. İnsan diyelim. İnsan deyince oluyor. Yani çünkü insan olarak gözüküyor. Çünkü niye? Tam oturmadığı için yazmıyor. Ben tatmin olmadım ama şimdi bak yazdım. Bak niye boştu bilmiyordum. Çözeceğiz diye. Ama bu kesin şimdi. Sonra sır insaninin bak görüyor musun? O şeyin. Evet. Enenin enenin arkasındaki. Tamam? Şimdi bu sefer Ene e, Latife-i Rabbaniye 28 bin aleme rububiyet etti. E, ne oldu? E, Latife-i İnsani oldu. Latife-i ne demek? Zıtları tekmiş hakikatına vardı lütfu, karın şeyin var. Az bir şey mi? O zaman ene, ene kalbin de arkasında olduğu için bu dönüşen, zıtları dönüşen, dönüştüren kalp an insanda dönüştü. Kalp dönüşürse, bak kalp dönüştürürse, kalp dönüştürürse kendisini vicdan ve akıl olarak ifade eder. Kalp dönüştürürken dönüşürse Ruha inkılap eder. Bir üst. Bir üste de geçer. Bu sürece, bu katlayarak gittiğin zaman, Ene ile baktığımız zaman Ene e, dönüştüren kalbin dönüştüğünü görünce ruh. Ruh seviyesine gelince Ene bu süreci seyrediyor. Ene de kendisi artık bu süreç ona kazanımlarıyla geriye böyle dönüyor. Sır insaniye oluyor ama ne olduğunu bilmiyor içi. Yani hakikatını bildik. Artık Allah'ın dışında 28 bin alemin cemül cemi oldu. Yani tam fakat bunu bilerek bunu bilen ene dönüşüyor, dönüşme hali sırrı insani. Ama ne oluyor bilmiyor. Ene bunu böyle görmediği zaman ne oluyor? Ene bunu görmediği zaman bu olmamış demektir. Olmadığı ise Latife-i Rabbani çalışmıyor. Aşağıya doğru in. Adam işte, Bak diyor ki Ene bunu görmedi. Görmediği soruda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoksa Latife-i Rabbani çalışmadı. Latife-i Rabbani çalışmadıysa nedir? İrade yok. İbadet yok. Beşerdir o zaman. Yerdir. İnsan ise oluyor bu. Aa, doğru Osman. İnsan ise olur. İnsan ise. Beşerse olmaz peşerde de şeyler. bir ara şöyle demiştik abi. Latife Rabbaniye e, kafir yani şeyde de Dayan çalışır. De böyle kendine ilah edindiklerini görür filan evet. demiştik. Evet o. Doğru. doğru çünkü kafir de münafık da çalışmazlar. Kafirde vicdan çalışmasaydı Müslüman olamazlar. Çalışıyor ama. Yani, münafık da çalışmıyor. Munafık da çalışmıyor. Kafirde vicdan çalışır. Latife Rabbaniye de çalışır. Kalbinde zulmet oluyor. Evet. Yani o munafıkta yani, sistem Yanmış, o bitmiş. Kafirde de vicdan çalışmasa nasıl Müslüman olacak? Gazze için bizden daha fazla yanıyor belki. Bak, evet eliyor. Hidayeti alabilmesi için vicdan çalışması lazım. Hayat dairesinde. Evet. Çok tuhaf ya. İnsan ise 3 nokta iza olsa iki nokta ama sonuca götürdüğü için 3 nokta. İnsan ise Latife-i Rabbaniyesi çalışıyor kanuniyet vicdandaki. O çalışınca insanın kalbinde latife insani aktif ediyor. latife insaniyi de e, mahiyeti enenin arkasını ene arkasındaki sır insani dönüşüyor. Ama ne oluyor bilmiyoruz şimdilik. Sır insanı bilmiyoruz. Herhalde bilmek de olabileceğini zannetmiyorum ama kendini kayıtlama diyorum. Sırrı insanıyım. Kayıtlama diyorum ama yani başka bir şey. Artık bu anlatılanların hepsinin yokluğu mudur? Hiçbir şey mi? Yani ne kainat ne insan. biraz ene de var bu dediğim ama bilmiyor. Dikkat ilk derslerde eneyi konuşuyorduk. Hiç sırrı insani ilk defa böyle onun da arkası var diyerek bahis açıldı. Sonra gitgide derslerde bu sırrı insani Artmaya başladı şey. Yani Altını kaz şey yapıyoruz. Yani öyle ben şey görüyorum. İlk konuşmalarımızda hiç yoktu. İlk duyduğumuzda vay be öyle de bir şey yok. En Eneni de markası olurmuş falan. falan e Eneyi kim aldı? Kime emanet edildi falan. Sonra sorduk bu eneyi. Sırrı insani bence çokça konuşuyoruz. Yani ister istemez oraya geliyoruz böyle. Sanki Cenab-ı Hak biraz daha gitsek. Kalbe gireceğiz. Bir ruha da girince herhalde onu bize gö gösterir. Abi bu da eni aslında <gülüyor> <gülüyor> vahdeti müşahede etmiş oluyor aslında. <laughs> Ene, kalpteki latife insaniye bakıp görünce intikal evet. ediyor dediğimiz şeyde aslında vahdeti orada. Neyi, kalpte ne neyi şey yapacak ki? Kalp kainatı e, aç noktasından baktığımızda kainatı edeyim. tuttuğu için He. aslında vahdette sırları sistem yapıyor. olduğu için, iman, küfür, dalalet, hidayet, hayır, şer hepsini tutan sistemi ifade Sistem evet ediyor, ediyor. zıtları. Vahdete intikal etmiş oluyor. Vahdette de tabii ki o oluyor. Ene, en öyle bir şey oluyor ki artık bunların da arkası ya. İşte onu şey yapınca o vahdetin intikal etmenin neticesinde sırrı tevhid mi oluyor artık? İkinci şuan gibi oldu sanki. Burada sizin bu şey yaptığınızda... Zaman... Al Galiba Allahu Alem sırrı insani de Ene bunu müşahede edince, zıtları tek görünce, tek yani tek tek yani hakikat, kainat aslında tekmiş yani. Kesette vahdeti görünce, Ene dönüp böyle sır insanı olunca herhalde Allahu ehad oluyor orada. İkinci şuada. Allahu ehad galiba. En azami gözüküyor. Çünkü tek, yol tek var. Çünkü yok, yok. altı tane ismi var ya. Altı tanesi Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakim, Adun, Kudusun. İsmazam hayır diyor ustad. İsmazamın Azam'ın e, nurunda ziyasından bir nurudur diyor. İki tanesini hayır diyor. Dört Ziyası tane. hayır, o e, hayukayım hayu ziya. Fakat onu da onun içine katınca ustad Allahu ehad'dan başka bir bir yere taşınmıyor. En Allahu ehad. Eee yapınca bize o isimlerin de arkasına bizi taşıyor. İmam Aliye'nin e, ustat diyor ki hayır bu İsmi Azam değil. Allah, bunların da bir şeyi var. Daha, Sebebi <laughs> Risale-i Nur mu daha büyük? Şahıs mı? E, Usta, Said Nursi mi daha büyüktür? risale Nur mu? Kur'an'ın hakikatleriyle insan kıyas edilmez. Hiç kimse... Kur'an'ın hakikatlarıyla insan değil çünkü. İnsan, insan olmayanla insanı kıyas etmek. Yani mesela e, havuç mu dahi armut mu? Ne demek yani? nereye göre? Gibi. risale Nur Kur'an'ın son icaz manevisi olduğu için insanla kıyas edilmez. Risale-i Nur'da altı tane ism azam deniliyor. İsm azam değil diyor. Çünkü Kur'an'ın hakikatıdır. Said Nursi Beşer'dir. Bediüzzaman aynadır. O aynada gözüken güneşe müceddidlik olan Risale-i Nur'dur. Çünkü lisan insan değildir. Risale-i Nur Bediüzzaman değildir. Risale-i Nur Said Nursi değildir. Kur'an'ın icazı manevisidir, müceddidliktir. Onun için insanla kıyas edilmez. Onun için rahatça der ki ya imam altı tane ismi azam dedin ama ismi azam değil o diyor. İsmi azamın nurlarındandır. İsmi azam diyor ki en nihayet hepsini topla Allahu ehaddır. Bizdeki, bizdeki, bizdeki karşılığı da Allahu, e, Allahu alem e, enenin bu zıtları, kalptekileri de, ruhtakileri de hepsini cem edip 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 de dön, onlarla onlarla dönüşür. Ene dönüşürse sır insan olur. Sır insan da ne olur? O da nur tarafı olsa. Sır insanın herhalde bir bize bakan yönü var. Bir de Allah'a tarafa bakan yönü var. Allahu ehad olur. Allahu etin en cami aynası olur yani. Allahu ehad. Hayat orada hayat mayat yok. Bilmiyorum ki nedir. O mahalleye işte, girmedim. En geniş daire öyle geldi bana. Daire yok orada işte. Daire siz daire. Genişsiz siz geniş. Şimdi o ruhundan <laughs> üflediğim dediği şey o üflediği ne sırrı insanı demeye niye çekiniyoruz biz abi? Yani üfledim diyor artık ya. Peki. E, bir neyi düşün diyor Mevlana? Düşünebilirsek tabii. Ne yazımda? Altı tane böyle deliği var. Bir tane de burada deliği var. Ha. Öfleyen ayrı. Öflenilen ayrı. Delikler ayrı. Nefes tek. Uf. Ama bundan çıkan şuradan farklı. O sese, nefese yön veren, yani anlam yükleyen parmaklardır. Öfleyen haşallah, öflenilen şeceri hilkat insan. Onlara yön veren sıfatlar, e, sıfatlar. Şu ise, şu esmalar, şey üstekiler, alttakilerde sıfat. Mevlana böyle demiyor. Bu kadar bırakıyor. Çıkan sonuç ahenkli bir müzik. insan. Sırrı insan hangisi abi? Üflediği nefesi işte. İşte bu öflenilen yer. Üflenilen yer mi? Evet. Ama Nefes? şu tam tersi de var bir başka tefekkürümde. Bu ney aslında insandır der. Bu insandır. İnsan çıkmaz. İnsanı öflüyor. Ee, ruhumdan öfledim. Ruhunuzu böyle buradan öflenince ne oluyor? Bu, bu ne? Ağaç parçası içken bir ahenkli müzik oluyor. Yani tamam kainat musiki dairesi gibi. Bu ne insandır? Öfleyen ruhumdan Allah'tır. İnsanı öflüyor. Ona yön veren e, tek sese ruhumdan esmalardır. Ona, onu da o sese yön veriyor ama hakikatsız değil. Şey mahiyetsiz değil. Alttaki delikle bu beşerdir. Bu çıkan herhalde e, öfleyen zatın sırrıdır. Sırrımdır dedi insan. İnsan benim sırrımdır. Şuradan çıkan öfleyene benzemiyor. Sese öfürü, öf, öf, öfürmeye benzemiyor. Neye de benzemiyor? Bu çıkan müzik ahenk. Peki nedir o? Çıkanı söyleyeyim. Çıkan müzik ahenk gözükmeyen, öflenilemeyen, ifade edilemeyen o zatın, kalbin, ruhundaki mananın tereşuatıdır. İşte, sırrı insan işte. Bak şimdi. Bu sesin üzerinde mana yok mu? Müzik. O e, benim Elhamdülillah Rabbil Alemin Kur'an'daki yazı sese benzemiyor. Sesim ses manaya benzemiyor. ses manaya benzemiyor. Mana kalbe vesaire. Şuradaki çıkan müzik neyin dışsalıdır? Gözükmeyen zatın e, hislerinin duygularının görülmüş halidir. Evet. Tayin ve teşhis etmiş. Şimdi benim kafamdaki o aşkım aşkı mecazi aşkı lauti olsa duygularım, hayallerim nasıl ifade edeceğim? Edemem ki. Müzikte ederim. Müziğin sesi ayrıdır. Onun içerisinde zemin yapıp da şarkı sözlerini söyleyen ayrı bir şeydir. Ses ayrı bir şeydir. O toprakta büyütmeye çalışıyor Adam şarkıcı. Öyle müzik söylüyor ki, şarkı söylüyor ki müziğe hiç uymuyor. Müzik daha canlı. Daha anlamlı yani. O zaman şu öfleyenin diyemediğini, dile getiremediğini gelemeyeceği zaten. Kelama, söze, hisse, duyguya, fikre getirilemeyen içini burada müzik namı altında ifade edebiliyor. Buradan çıkan nefes bu nefestendir ama şekillenmiş ama şş, acayip bir mana notalandırılmış burada. Kesinlikle. Notalandırılmış o gizli zatın gizli manasının nüfus cüzdanıdır. Gizli zatın gizli manasının nüfus cüzdanı, tereşuatıdır bu. Herkes için ayrı bir... Ayrıdır. Herkes için ayrı. Evet. Gizli zatın gizli. gizliliğinin sır diyor ya ifadesidir. Herkesi sen Allah'a ben de Allah'a ayrı ayrı, 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 ayrı Aynı değiliz. Asır abi o gizli zatın gizliliği ne açık eden. Bu açık etti. Ne hissediyorsun? Yaktın beni pişirdin diye bir not aladım çıktı ya. Evet. Neredeyse ki insan gibi konuşsa da belki bu kadar açık olmazdı. Müzik bazı müzikler var ki konuşmaktan daha konuşmaktır. Evet. Ha. Şimdi o zatın tereşuatını, tayyunatını gördükten sonra kafasındakinden şüphe eder misin? Gizli zatın gizliliğini açıklayıp ifade etmiş bu. Bu. Bu sır insanı. Peki neyle çıkan yani neyle bu çıkan o müziği hiç benziyor mu? benzemiyor. Bizim beşeriyetimiz de insanlığımıza böyle benzemiyor. Bak şimdi bu ses çıktı mı? Burada bir nefes var mı? Bak kaç tane mertebe var şurada çıkanda. Dinle dur. Nefes var mı? He? Anladın. Anladın. başkalarına anlatayım. Müsaade et. Nefes var. Nefeste nota var. Notada mana var. Manada his var. Evet, evet. Histe duygu var. Evet. Duyguda latife var. Hepsi aynı yer gibi gözükürken hiç alakasız bir şey ya. Sıbgatullah var ya Allah'ın boyası Ha boyası gibi. Ha boya gibi. Geldi, Gel doldur da doldur. anlattan anlattı. Şimdi Kur'an kelama gelene kadar hatta kelama geldi ben olmazsam onun üzerinde mana var mı? Hatta, ben yokum. hatta dedi Senin ki kalıyor. hatta buradan şöyle demiş. Benim bir, şey başlayalım. Başlayalım. bir başka eli tefekkür demiş ki bu ne? Cismaniyet şeceri hilkattır. Şeceri hilkata öfürdü. Bak hiç benziyor muyum? Sıreniz neye? Sınıfı. Okuyan zat. Öfürdü. Bu şeceri hilkattır. Çıkan sonuç insandır demiş. İnsan. Bir başkası dedi ki bu büyük insandır. Aynı zamanda bu ne? Şeceri hilkat yani büyük insandır. Büyük insana öfürülünce küçük insan sestir. Küçük insandaki o sesteki o hisler, incelikler bu, bu düzeneye okuyandan ta şuraya kadar hiçbirisiyle alakası olmayan fikriyat, akıl, hissiyat, vicdan, duygu, kalp, latifeler var. Çünkü o müziği dinleyince fikrim uyanıyor. Hissim uyanıyor. Fikir uyandığı kadar delinin uyanmaz, sığırın uyanmaz. Çünkü fikri yoktur. Mesela gavurun bir müziğinde o lisanı bilenlerde uyananlar bizde uyanmaz. Evet. Çünkü bilmiyoruz. Hatırasını geçmişini Bil, bilenlerde... Bi evet. Mesela e Diyelim ki nost nostalji mi ne mesela, diyorlar? Abi, önce geçerken, geçerken, şöyle Zan, sen, de uyanlanla benle bir mi? Bir olmaz. Olmaz. Şimdi mesela eski müziği dinleyip adamlar niye dinliyor mesela eski? Çünkü onu ilk defa duyduğu yere götürüyor seni. Orada dirilmek ister. Hayalen bir yere cezuletel araba gitmek demek orada diriliyorsun demektir. Hayal ve tasavvur ona dönüşmektir. Oraya diriliyorsun. O canlanıp ve oluyor. Çünkü diyor Ustad 108, 103, 100, 111. Sözler 111'de diyor ki, e, mazi ve müstakbel, canlı ve ruhlu el, elva kaderiyeden alınır diyor. Bir tane sesini açtık. Bak, açmasın. Bir şey konuşacaksa konuş. Açıp durma. Şimdi mazi ve müstakbel, canlı ve ruhlu, Elba kaderiyedendir. Canlı, ruhlu, hayatlıdır. İşte oraya seni taşıyorsa, oraya seni taşıyorsa, orada diriliyorsun demektir. Zahirde seni oraya götüren de o şey. Şimdi bir şey soracaktır veya konuşacaktır. Buyur kardeş, açan söyleyecek. Dinliyorum seni. Yoksa ben bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Şey, şey, musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi bana geliyor. Ya musibet ha. Musibetlerin çeşitlilikleri sanki mus musikinin notaları oluyor. Onunla oluyorum diyor. Ondandır ki bunu diyen zata bak. Doktorum sen bunu duyma. Sihat belasıyla diyor. Sen bunu duyma. Sihat bela olur mu ya? Senin felsefen uymaz. Yani seni zaten etmiyorum. Seni öğreten, yani siyata vesile olan adama siyat belası desen hocana ne dersin? Hocam belayı anlatıyoruz. Ben siyatı anlatıyorum. Usta diyor ki siyat belası. Çünkü niye? Notaların en böyle öne çıkan notaların en şeyi celalidir. İnsanı inşa eden servetle sihat etmesinden daha fazladır. Fakirlikle musibet Daha fazla öne çıkan tiz değil bast. Daha baskın geliyor. Daha öne çıkan ses. Celal daha kuvvetlidir. Çünkü Celal esiyor. Onun için Zat-ı Zül Celali diyor. Miraç'ta. En daha, daha baskın ses şeyde. Celal'dır Küreselciler de bilmeden abi şuursuz bir şekilde hizmet ediyorlar bu hakikaten. Ay nesine? Söyle. Şey, şeytanın yaratılması hizmeti gibi. Bunlar, evet. Sırhat belası ya onlar güya zannediyor ki bozuyoruz zannediyor. Evet. Bilmiyorum. A ama öyle uyanı eğer o küreselciler ahir zaman fitnesini başımıza geçirmeseydi, bu şeyler sufyaneti çıkmasaydı, çıkartmasalardı, Kur'an'ın icaz manevisi olan Risale-i Nur çıkmayacaktı. Esma ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri verdikleri ne vermiş bana? Latife-i insaniye. Bak, esma biraz önce yaptık ya burayı. E, ben sen de uyandı. Neyse. Esma ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri latife-i rabbani değil. Latife-i insani murasatı ile elbise. Latife-i insani elbiseymiş. Sana eneğe giydirmiş münasatı ile bilerek süslenip o şahidi ezelinin nazar-ı şuhud ve işadına görülmektir. Demek ki bitti metin. Nerede geçiyor? Mektubat 376, Hütbe-i 136, Sözler 702, İnce Mestevi Nuriye 124, 17 ve 40. sayfalarda geçiyor. Latife-i kayrağı neymiş? Latife-i esmadır ve arştır. Biraz önce konuşmuştuk ya latife insaniye. Ha bu. Bunun kaynağı bir de buradan okuyorum. Burada elimi koyarak. Abiler bak şimdi. Esma-i İlahiye'nin Esma-i İlahiye arş. Perdesiz tecelli ettiği yer. Bizdeki adı ne? Karp. Yani değişik diğer tabiriyle hakikat kalp. Esma-i ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri latife-i insani murasatı ile murasat. Susama rasat edil etme yeri. Seyretme yeri, seyretme. Yani giydirdiği şeyle seyretmek makamına çıkıyorsun. Böyle elbise göstermek için değil. Bu şey gösteriyorum kendim ama rasat yani murasat. Rasattan da geliyor. Seyretme yeri. Latife insani ile seyredeceksin. Öyle çıkıyor. <laughs> Sana giydirdi ama esma ilahiyeler. Murasat oldu. Ne demek? Esma ilahiyelerle yani mevcudatın aynaları ile vacibül vücuda bakıyorlar. 39 mektubat. Hı hı. Mevcudatın aynaları ile Mevcudat aynen nedir? Ee, esma yoluyla müsemmayı bulursun. Esma'nın sahibini. Hepsini topladım. Bak şimdi. Esma-i ilahiyenin cilveleriyle sana verdikleri, giydirdikleri değil. Sana verdikleri latife-i insane murasatiyle zahirde süs gibiyken murasat aslında rasat, rasathane depremi veya atmosferik olayları seyretmeye makamına çıkartarak sonra süslenip onunla seyredin. O şahidi ezelinin Allah şahit şahit ezeli bir kendisi nazarı bizzat dekayiksiyle bir de gayrı nazarıyla bakıyor. Bir kendisi bakıyor. Bir de seninle sana bakıyor veya ezelis, <laughs> ebedi. Harika. Şahit ezelinin Nazarı şuhud ve işadına. nazar şuhud ve işadına. Görünmektir. Kim? Kim görünecek? Bunu giydirdi. Bu sonuç değil bu. Latife-i insani süreçtir. Sonuç nedir? Sonuç bunun yaptığı vazifedir. Budur. Sır insanidir. Bu süreç, Bu süreçtir buna. Bu süreçtir buna. Bu süreçtir bu. Bu sonuçtur. Onu okuyorum. Vicdan neydi diye tekrarlayalım. Zihin, his, irade, latife-i rabbaniye. Yani vicdani beşer. Aynı zamanda bu bu dört tane vicdani beşer deniliyor. Başka başka külliyatta ne diyor? Bu dört tane zihin, irade, zihin, his, latife-i rabbaniye vicdani beşer deniliyor. Başka Vicdani şuur deniliyor. Bütünselliği şuur altı deniliyor. Burası evham ve ihtimallerden, ihtimallerden temizdir. Buralar. Burada ihtimaliyatlar yok. Onlar, Onlar dimada. Evet. Vay. Bu na, nasıl bir şey ya? Bu külle. Yani zahirde ne acayip bir şey ya değil mi? Mesela Esma düz okuyayım bak şimdi. Esma ilahiyenin cilvelerini sana verdikleri latife insani murasatı ile bilerek süslenip o şaydezelenin nazar nazarı şuhut ve şadına görülmektir. Anlaşılan anlaşılmıştır. Ama batının başka bir şey oldu. Çok rasat seyretme şeyi. Sor. Öyle değil, değil. Evet. Sözler Sözler 88 aynı yukarıya çıkar mısınız abiler? Ama buradan almak gerekiyor. Abiler bir sayfa geriye gelir misiniz? 47. 47. Aldınız mı abiler? Herhalde son olur bu tabi. Burası son olur. Bu sor. 48. madde. Mayeti zatiye mecur. Ene. Şunat-ı zatiyye arş-ı azamımız, ruhumuz. Sıfat-ı ilahi sıfatlarımız duygularımız, yedi duyularımız. Esma ilayeler, cil ve cemal nakış, nakış, sanatlar, hissiyatlarımız ve zahirimiz. Tamam. Bunu asılları koyduk. İki, devam ediyorum. Latifelerimiz, şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Tamam mı abiler? Tamam. Geç öteki sayfaya. Ennemizin karşılığı Mecul bize taşınması. Ruhumuzun karşılığı arş-ı azam. Aklımızın karşılığı lef-i mahfuz. Kalbimizin karşılığı arş. Bu malzeme kullanılacak bu. Nefsimizin karşılığı kürs. Bedenimizin karşılığı lef-i mahve ispat. Zaman mekan oradan başlıyor. O. Oh. Evet. Latifelerimizin yeri. Latife. Okuyorum sözler 88. İnsanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas istidadındaki cihazat. Burada ne anladık? Latifelerimiz hani kalp diyorduk. Latifelerimiz yani kalpte, yani arşta. Bu latifelerin yeri latife-i rabbani bunlardan ayrıdır. Yani Latife-i Latifeler ile Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye vicdanda. Latife-i insaniye burada. Ama bu latifelerimizin hakikati. Esma ya. Mahiyeti ruhta zaten. Kalpte olan bir şey zaten mahiyet olarak ruhtadır. Arşı Esma'nın perdesi, zuhurat ve tecellit, tecelliyat yeridir. Arş neydi? Esma'nın, Esmaların perdesiz zuhurat yeridir. Arş nedir? Arş nedir? Esmanın perdesiz tecelli ettiği yerdir orada. Evet. Peki burada Cenab-ı Hak bu sıra mazar eylesin. Anladım. Hakikatiyle yaşatsın. Anladım. Hakikatiyle hakikatiyle şehit bu mananın mahiyetiyle talebi ulum, unvan ve sıfatıyla bizi ahirete teris eylesin. Anladım. Ya Rabbi bu kadar değil dar, du, da, duamızın. Bizi, bizi sevenleri bizim sevdiklerimizi, bütün nur talebelerini ve bütün ehl imanı da bu hakikattan, yani bu maide-i Kur'aniye sofrasından hissedar eyle Ya Rabbi. Ana babalarımızdan her kim ahirete geçmişlerse, Ya Rabbi onları da hissedar eyle. Allah'ım onların da kabirlerin, cennet bahçesinin bahçeyle. Ya Rab kimleri tanıdık, onları dile getiremiyoruz. Kimlere söz verdik, dua edeceğiz? Kimler bize dua ediyor? Bilmiyoruz. Ya Rabbi bize dua edenleri ve edeceklerimizi, bizim sevdiklerimizi bize sevenleri, bize himet edenleri ve himet ettiklerimizi de iki cihanda bu hakikatta mazhar eyle. Bu hakikatın suretini burada verdin Ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının kutsiyeti, hakikati, mayiyeti senin makamında, senin aleminde derecesi hatırı hürmetine bu suretinde hakikatını bize mazhar eyle. Amin. Amin. Vahırda vahum. Ya Rabbi. Beşeriyetimize bakıp da kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı bu durusu Kur'aniyenin hakikatını elimizden alma. Amin. Cil ve cemaat nakış sanatı olan esmalarından bizi uzaklaştırma. Amin. Ya Rabbi. Beşeriyetimize bakıp ikramın, insanın, lütfun ve keremin olan bu hakikatı elimizden alma. Alma ya Rabbi. Amin. Çünkü Allah'lığın hakikati hürmetine. Layık değiliz biliyoruz ama sen Allah'sın. Eğer layık olanlara sırf verseydin adil olurdu. Erhemur Rahim'in diyorsun. Ya Rabbi sen öylesin. Adaletin de arkasındadır. Ya Rabbi hak ettiğimiz gibi değil. Erhemur Rahim'in sıfatı hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin. Daha neler diyeceğimizi de bilmiyoruz. Ama 124 bin peygamberin, 124 bin evliyanın, 124 bin, 124 bin mil, milyon evliyanın hat ve hesaba gelmeyen asviya muhakkik ve mudakiklerin istediklerini istiyoruz. Sığındıklarında da sığınıyoruz. Kabul eyle. Vahırda ahirde vahum en rabbil alemin. El fatiha